bilim insanımız, kurum temsilcilerimiz, belediyelerimizin temsilcisi, sivil toplum kuruluşlarımız, yine bu konuya ilişkin görüşleri, fikirleri olan ve her türlü vatandaşımızın içinde olduğu çok geniş katılımlı bir çalıştayımızı gerçekleştirdik ve önceki günde, pazar günü de hep birlikte Kocaeli'de, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin misafirliğinde Marmara Belediyeler Birliği'mizle birlikte bu bölgede 7 ilimizi kapsayan, 7 ilimizin valileri, belediye başkanlarıyla birlikte son toplantımızı yaptık. Orada bilim insanlarımızın vermiş olduğu görüşler, fikirler doğrultusunda eylem planlarımızı tek tek, madde madde üstünden geçmek suretiyle istişare ettik ve nihai kararlarımızı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Haliç'i, Marmara'yı, Boğaz'ı koruma ve temizleme tecrübesiyle hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planımız, 22 maddeden oluşan eylem planımız, kısa, orta ve uzun vadede atacağımız eylem planımızı da hep birlikte imzalamak ve bu taahhütün altına resmen hep birlikte bu kararları yapacak iradelerle birlikte imzalamak suretiyle milletimizle paylaştık. Ve deniz temizliğine ilişkin de dün de genelgemizi Marmara ilimizdeki 7 valiliğimize, yine belediyemize gönderdik ve bu noktada Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu da inşallah bu hafta oluşturacağız. Koordinasyon kurulu bakanlığımız bünyesinde, yine Marmara Belediyeler Birliği'miz bünyesinde de bilim ve teknik kurulumuz olacak. Ve bu süreci illerde valilerimiz, belediyelerimizle birlikte bilim insanlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla, hülasa tüm vatandaşlarımızla birlikte ortak bir akılla yöneteceğiz. Yine stratejik eylem planı hazırlayacağız. Aslında bu eylem planımız da tamamlandı, ancak belediyelerimizin görüşlerine sunacağız ve çok kısa zamanda Marmara'ya ilişkin stratejik eylem planını onaylamak suretiyle de bu eylem planı çerçevesinde illerde valiliklerimizin koordinasyonunda sürecimizi yürüteceğiz. Ve 2021 yılı sonuna kadar da Marmara denizimizin tamamını, bu denizimizin tamamını koruma alanı ilan edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına inşallah sunacağız. Tüm bilimsel çalışmalarla birlikte artık Marmara Denizi'nde o koruma eylem planı, koruma alanı çerçevesinde adımlar atılacak. Ve hem tarım hem sanayiden kaynaklı kirliliği de o anlamda durduracağız. Atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak, Sayın Başkanımız da ifade ettiler, %50 ileri biyolojik arıtma, %50 ön arıtma tesislerimizi, bu ön arıtmaların teknolojilerini en üst seviyeye çıkararak deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Yine Tarım Bakanlığımız, Bakanımız dün açıkladılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla balıkçılarımıza bu noktada her türlü destek verilecek. Müsilajdan etkilenen tüm balıkçılarımız bu noktada Tarım Bakanlığımızın destekleriyle inşallah bu süreci daha hasarsız atlatacaklar. Yine buradaki balıkçılığa, kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek ve Marmara'daki bütün hayalet ağların toplanma sürecini başlatacağız. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve inşallah hep birlikte kurtaracağız. Bugün tam 15 bölgede, Kadıköy Cadde Bostanımızda, Tuzla Tersane açıklarında, Kartal'da sahil boyunda, Maltepe dolgu alanında, Beylikdüzü'nde Gürpınar sahilimizde, Kurbağalıdere'de Pendik sahil boyunda, Kocaeli Körfez'de, Bursa Gemlik'te, Balıkesir'de, Bandırma'da, Çanakkale Marina bölgesinde, yine Gelibolu, Yalova, Aksa önleri ve Yalova Tersaneler bölgesinde hem karadan hem de denizden temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz. Ve bu çerçevede 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, yine kirliliğin dağılmasını engellemek amacıyla bariyer serme teknelerimiz var ve bu bariyer serme tekneleriyle birlikte müsilajları bir havuz gibi içine toplamak suretiyle bu alandan topluyoruz.
Yine 18 tane destek botumuzla harekete geçiyoruz ve topladığımız tüm atıklarımızı da karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca 1000 kişilik ekibimiz sahada çalışacak ve yine daha önce hem deniz suyu hem de müsilaj numunelerini alarak bilimsel incelemesi için de TÜBİTAK'a gönderdik. Farklı noktalardan yeni numunelerimizi de alıp göndermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz buna ilişkin bir bilgilendirme amacıyla internet sitesi kurduk. www.marmarahepimizin.com ve burada alınan tüm kararlar, yapılan işler, il il İstanbul'daki suyun durumu, kalitesi, insan sağlığına etkisi, canlılara olan etkisi, denizdeki kirlilik hepsi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacak ve yaklaşık 2 aydır çeşitli aralıklarla başladığımız bu büyük operasyonu 7 gün 24 saat aralıksız sürdüreceğiz ve kıyısı olan Marmara'ya 7 ilimizde, ilçelerimizde aynı anda Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini, hareketini başlatıyoruz. 12 bin yıldır sırtından uzak diyarlardan gelen nice gemilere ev sahipliği yapan, bira bismillah diyerek denize açılan heya mola sesleriyle yelken açanlara göğsünden tonlarca rızık çıkarmış, milyonlarca insana ekmek, milyonlarcasına iş sunmuş, usanmamış, adaları göğsünde saklamış, sevenleri buluşturmuş, şairlerin, seyyahların ilham kaynağı olmuş, İstanbul'un fethinin şahidi olmuş, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı beslemiş, mavi vatanın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz. Bu duygularla tüm katılımcılara, tüm çevre gönüllülerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza, kıymetli basın mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyor. Hepinizi bir kez daha sevgi, saygı, hürmetle selamlıyor ve Marmara hepimizin diyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi için başlatılan deniz salyası seferberliği ile ilgili bir açıklama yaptığı basın toplantısında başlatılan seferberlikle ilgili son bilgileri aktardı. 100 farklı noktadan bu kapsamda numuneler alındı. Bilim insanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde bu seferberlik oluşturuldu. Stratejik bir eylem planı hazırlandı. Şimdi bu eylem planının harekete geçmesi için, hayata geçirilmesi için belediyelerle görüşmeler yapılacak. Daha sonra ortak akılla oluşturulan bir seferberlik planının ardından illerde valilikler koordinasyonunda bir süreç yönetilecek. Marmara Denizi'nin de tamamı bu kapsamda koruma alanı ilan edilecek. Artık Marmara Denizi'nde bu koruma eylem planı çerçevesinde her türlü adım da atılacak. Atık su arıtma tesisleriyle çıkarılan atıklar en ileri teknolojiyle taşınacak. Buradan destek botlarıyla harekete geçirilecek ve en sonunda toplanan atıklar belediyelerin bertaraf tesislerine götürülecek. Bu şekilde bir sistem ilerleyecek. Sanatçılar, sporcular, bilim insanları ve tüm vatandaşların katılımıyla Marmara Denizi hepimizin sloganı çerçevesinde bir plan oluşturuluyor deniz salyalarıyla mücadeleyle ilgili. Bugün başladı çalışmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da aktardı. Sahada da saat 14 itibarıyla bütün çalışmalar başladı. Dilek Doğan çalışmaları sabah saatlerinden itibaren takip etmeye başlamıştı. Dilek, sözü sana bırakalım. Neredesin şu anda? Çalışmaları nerede takip ediyorsun ve nasıl bir çalışma ilerliyor? Evet Seda Hanım, öncelikle Caddebostan sahilindeyiz. Anadolu yakasının en çok etkilenen bölgelerinden bir tanesiyiz. Burada da sabah saatlerinden itibaren başladı temizlik çalışmaları. 7/24 esasına göre de devam edecek çalışmalar. Aslında Sayın Bakan da açıklamıştı bu eylem planını ve 22 maddelik eylem planından ilki hayata geçirilmiş oldu. O da 7/24 esasına göre temizlik işlemiydi. Şu anda kameraman arkadaşım Emrah Genç gösteriyor, ekranlarınıza getiriyor.
getiriyor o görüntüleri. Temizlik çalışmalarını ekranlarınıza getiriyor bir taraftan. Deniz süpürgelerini görüyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz araçlar deniz süpürgeleri, yani deniz temizleme araçları. Ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bu araçlar temizlik çalışmalarını başlatmış durumda. Tabii sayıları içine çekerek temizlik çalışmaları yapılıyor. Denizin yüzeyi temizleniyor ilk olarak. Ancak denizin dibindeki canlıların da tehlike altında olduğunu hatırlatalım bir taraftan. Denizin dibinde de ayrı bir çalışma, denizin altında ayrı bir çalışma yürütülüyor. Orada da balık adamlar sürekli bilgilendirme yapıyorlar tabii. Denizin yüzeyinin temizlendiğini söyleyelim. Dün burada deniz salyalarıyla kaplı bir alanı görüyorduk ama bugün gayet şeffaf, temiz bir deniz görmek mümkün. Suyun oldukça berraklaştığını görüyoruz bir taraftan da. Bu temizlik çalışmalarının biraz daha işe yarayacağını, umut verici olduğunu söylüyor bilim insanları. Ancak tabii bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. 5 yıl sonra ancak eski haline dönmesi amaçlanıyor, hedefleniyor. Tabii bu temizlik çalışmalarının devam etmesi neticesinde eski haline döndürülmesi de amaçlanıyor bir taraftan. Tabii eylem planı anlamında Marmara Denizi'nin tamamı koruma alanı olması gerekiyor diye Sayın Bakan açıklamıştı. O kapsamda da tamamı koruma alanı olacak. Tabii herkesin destek vermesi bekleniyor. Şu anda sadece araçları görüyoruz ama vatandaşların da önemli bir desteği oldu bu konuda. Özellikle görünen pislikleri, görünmeyen denizin dibindeki çöpleri de temizleme çalışmaları devam ediyor tabii. Bunun bir kirliliğin sonucu olduğunu tekrar edelim. Bilim insanları bunun sadece atık sulardan kaynaklanmadığını, sadece çöplerden kaynaklanmadığını, kirliliğin, yani bütün bir kirliliğin patlamanın sonucu deniz salyalarının meydana geldiğini söylemişti. Temizlik devam ediyor ama hala denizde tabii bazı çöpleri görmemiz de mümkün bu konuda. Şu an görüyorsunuz pompalı sistemle çekiliyor bu deniz salyası. Bir aracı görüyorsunuz tekrardan, deniz temizleme araçları en aktif şekilde çalışmaya başlamış durumda sabah saatlerinden itibaren. Tamamen temizleninceye kadar da devam edecek bu çalışmalar. Tekrar edelim, Marmara Denizi'ne deşarj yapan atık sularda arıtma tesislerinin standartı yükseltilecek. Bu konuda yeni güncellemeler getirilecek. Marmara Denizi'nin tamamı koruma alanı olacak. Şu an deniz süpürgelerini görüyorsunuz. Onlar da bu amaçta oldukça önemliydi. Denizin yüzeyi kadar denizin dibinin de temizlenmesi amaçlanıyor bir taraftan ki canlı çeşitliliğinin azalmaması açısından. Çünkü bu deniz salyası yüzünden bazı balık ölümleri de gerçekleşmişti. Onun da bir an önce önüne geçmek için büyük bir seferberlik başlatıldı. Bu seferberliğin içinde valiler yer alıyor. Marmara Belediyeler Birliği yer alıyor. Belediye başkanları yer alıyor. Bir taraftan da vatandaşlar, sanatçılar büyük bir destek vererek çalışmanın tamamının içinde yer alıyorlar. Şu an dediğimiz gibi çalışmalar devam ediyor. Üst seviyede 7/24 esasına göre akşam saatlerine, hatta gece saatlerine kadar devam edecek çalışmalar ve bu temizlik çalışmalarının günübirlik olmaması planlanıyor. Yani bütün bir yıla, hatta 5 yıllık bir planlamaya yayılması da amaçlanıyor ki günübirlik olunca tekrardan çıkmaması açısından. Çünkü sadece bu tehlike Marmara için değil, bütün denizler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehlikenin bir an önce önüne geçilmesi için deniz salyasının temizleme çalışmaları da başlamış durumda. Caddebostan dün itibariyle deniz salyasıyla kaplıydı. Ancak bugün görmüş olduğunuz gibi çok temiz bir ortamla karşı karşıyayız diyelim ve temizlik çalışmalarının son sürat devam ettiğini söyleyerek sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Caddebostan'dan deniz salyasıyla mücadele kapsamında başlatılan temizlik çalışmalarında gelinen son durumu bize aktardı. Bugün saat 14 itibariyle bu çalışmalar başlatıldı. Henüz tabii ki çok erken Marmara Denizi'nin bu kadar yoğun bir kirlilikten temizlenmesi için, ama 7/24 esasına göre yürütülecek çalışmalar ve bilim insanlarının yönlendirmeleri kapsamında Marmara Denizi'ni koruma eylem planı oluşturuluyor ve bu eylem belediyelerin verdiği destek ve il valiliklerinin yapacağı koordinasyonla birlikte 7/24 esasına uygun olarak uzun bir süre Marmara Denizi'nde uygulanacak ve bu eylem kapsamında pek çok faaliyette Marmara Denizi'nde bu koruma planına uygun olarak gerçekleştirilecek. Bölge koruma bölgesi ilan edildi. Bir an önce Marmara Denizi'nin ve tüm denizlerimizin aslında eski haline dönmesi dileğiyle, bu sadece kişisel atıklarla değil, sanayi tesislerinin atıklarıyla da gerçekleştirilen
meydana gelen bir durum olduğu için toplamda bir seferberlik planı da oluşturuluyor. Şimdi dün tekrar gündeme gelen ve bizim de birazdan konuklarımızla birlikte detaylı bir şekilde konuşacağımız konuya geçelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı yaklaşık 850 sayfalık iddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı yaklaşık 850 sayfalık iddianame Anayasa Mahkemesi'ne tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılması istemiyle 17 Mart'ta dava açmıştı. Hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'nce usul yönünden eksiklikleri olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yeniden kapatma davası açılmasını değerlendirdi. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin iddianameyi tekrar iade etme şansının kalmadığını belirtti. Bahçeli'nin gündeminde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın devleti hedef alan söylemleri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday açıklaması da vardı. HDP terörizmin siyaset ayağıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilen HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. HDP'nin eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuştur. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir. Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Ayrıca bununla bağlantılı olmak üzere cevabını aradığımız sorular da şunlardır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? CHP ile İP'in gizli ve kabrisli ortağı HDP, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir seçenek olduğunu açıklamıştır. Cumhur İttifakı'na karşı güç birlikteliğinin başarılı olacağı iddiaları bölücü ağızların kesintisiz propagandası haline dönüşmüştür. HDP-CHP ile ipi çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır. Evet, hem yeni gelişmeleri hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamaları işledik. Şimdi değerli konuklarımızla birlikte bu konuyu konuşacağız. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar size. Birazdan yayınımıza Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sayın Hasan Korkmazcan da katılacak. Sayın Adalı, biz sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Mart tarihinde bir dava açmıştı HDP'nin kapatılması için. Tabii iddianame ile ilgili bir takım sorunlardan dolayı iadesi oldu. Şimdi yeniden açıldı. 850 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. Tabii bunların içinde yeni kararlar da var. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak vesaire isteniyor. Süreç yeniden başladı. Artık kısa sürede tamamlanacağını düşünüyor musunuz? Bu iddianame ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde bir sorun çıkar mı sizce? Bir sıcak gelişme de şu vardı bizim haberimizde olmayan. Anayasa Mahkemesi bu davanın takibi için bir de raportör verdi. Bu davanın takibi yapılması için galiba işler şu an sıkı tutuluyor bu konuyla ilgili.
Zaten bu süreç başından beri sıkı tutuluyordu. Bu talep de TürkNet'in talebiydi, HDP'nin kapatılması talebi. Şöyle bir süreçte yani yavaşlık mı desek ya da ağırdan alma gibi bir durum oldu son süreçte yansıyan, ama bunun böyle olmadığını biz biliyorduk zaten. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce gönderilen iddianameye ile ilgili bu kez daha hazırlıklı ve kapsamlı bir çalışma yaptığını ve daha önceki iddianameden de işte 600 isim hakkında siyasi yasak indiriliyordu, isteniyordu. Onun 500'e indirildiğini görüyoruz. 850 sayfada bu iddianamede, şimdi daha önceki iddianamede de suçlar, o işlenen suçlarla ilgili kapsamlı ya da tam belirtme yönünden bazı eksikler olduğunu söylemişti AYM. Bu konuda da yine kapsamlı bir iddianamen hazırlandı ve suçun karşısına, yani suçun kimin işlediğine dair karşısına bu konuların da güzel olarak, yani tam açıklayıcı bir şekilde yazıldığını biliyoruz. Tabii süreçle ilgili AYM raportör görevlendirir. Siz söylediğiniz 15 gün içinde de raportörün bu raporu tamamlaması gerekiyor. Sonrasında AYM bir talep de var, onu da hemen söyleyelim. HDP hazine yardımlarına ve yine hesaplarına da bloke konulması talebi var. Yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Sonrasında bu sürecin sonrasında raportör raporunu hazırlayacak yine. AYM kapatma davasını kabul edecek ve kapatma davası kabul edildikten sonra da bir diğer nokta olan işte hazine yardımları konusunda da bir karar alacak. Sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı çıkacak bu davada. Esasa ilişkin, kapatma davasına ilişkin görüşlerini açıklayacak, görüşlerini savunacak. Ve bundan sonra da yine HDP'de savunmasını verecek. Süreç böyle işleyecek. Sürece dair bizim en ufak bir kuşkumuz yok. Çünkü her şey açıkça ortada. HDP'nin ne olduğu belli. PKK eşittir HDP. Hani siyasi uzantısı diyorduk ya, siyasi uzantısını da aslında biraz bu tanımı da konuşmak gerekiyor. Siyasi uzantısından ziyade HDP PKK'nın kendisi. Bunu zaten yıllarca anlattık biz. Dosyalar hazırladık, haberler hazırladık. O dönem işte arkadaşlar da ekrana yansıtıyor şu anda. HDP'nin ne olduğunu fotoğraflardan görebilirler değerli izleyenlerimiz de. Kimin yanında olduklarını, kimi savunduklarını, kimler için siyaset yaptıklarını, kimlerin sözcülüklerini yaptıklarını çok iyi biliyoruz biz. Bunu Anayasa Mahkemesi de görüyordur. Bu sürece dair hani yavaştan bu saatten sonra kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Burada hiç beklemiyoruz. Olmayacağını da eminiz, olmayacağından. Bu süreç hani demokrasi bu dolu ya da adalet vesaire gibi gerekçelerle bir geri döndürme mümkün değil. Çünkü her şey hukuki, ya ben hukukçu değilim ama her şeyin o kadar açık olduğunu biliyorum ki. İddianamelerin nasıl yazıldığını, suçların ne olduğunu, neler yaptıklarını o kadar çok iyi biliyorum ki bir gazeteci olarak. Bu konuda da zaten yaptıklarımız ortada. Buradan başka bir karar çıkması, bu iddianamenin geri gönderilmesi ya da HDP'nin kapatılmaması gibi bir seçenek çıkacağını düşünmüyoruz. Böyle bir şey mümkün değildir. Bu talep Türk milletinin talebidir. Ayrıca şöyle siyaseten de konuşmak gerekirse bugün Türkiye 2. Kurtuluş Savaşı'nda diyoruz ya Seda Hanım. Gerçekten 2. Kurtuluş Savaşı'nda bizim mücadele ettiğimiz işte ABD ile savaşıyoruz. Onun içimizdeki taşeronları da FETÖ ve PKK değil mi? Bunlarla işte 15 Temmuz'u yaşattılar bize. Sonrasında işte PKK'nın bombaları patladı. İşte 6-8 Ekim olayları, siyaseten yapmak istediklerini, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça söylediler. Yani siyaseten bugün karşımızda mecliste Öcalan'ın ve Kandil'in sözcülüğünü yapan siyasetçiler var. Siyasetçi de demiyorum, o örgütün uzantıları, o örgütün bizzat kendileri, PKK'nın, Öcalan'ın sözcüleri, böyle demokrasi olur mu? Türkiye bu demokrasiyi kabul eder mi bu terörle mücadele sürecinde? Daha da Mehmetçik canını feda ederek savaşıyor PKK'yı bitirmek için, ABD'nin kara gücünü yok etmek için yargıda üzerine düşeni yapacaktır. O yüzden bu demokrasi tartışmalarına, demokrasi bu dolanına bugün Türkiye'nin ihtiyacı yok. Bugün Türkiye vatan savaşı veriyor. Vatan savaşında kararlı olur. Bu kararlarında yine yargıda Mehmetçik üzerine düşeni yapıyor sahada. Yargıda yine üzerine düşeni görev olarak o mahkeme salonlarında yapacaktır. Şu şimdi partinin banka hesabına tedbir konulması talebi de oldukça önemli. Çünkü şimdi biz en önemli konulardan biri olarak PKK'ya finans kaynaklarını vurulan darbeleri gösteriyoruz. En önemli darbeler tabii uyuşturucu da vuruluyor, terörle mücadele operasyonları kapsamında da darbe vuruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden PKK'ya finansman sağlanması da herhalde burada Türk milletinin tamamen karşı olacağı ve tepki göstereceği konulardan biri. Partinin banka hesabına tedbir konulması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela belediyelere atanan kayyumlarda da bu konu özellikle gündeme geliyordu. Şimdi HDP'nin bu paraları, onlara verilen hazine yardımları, seçim yardımı verilmesi de zaten saçmaydı. Öyle bir partiye sırf demokrasi adına Türkiye bedel ödedi.
Onlara verilen paraları Kandil'de Mehmetçi'ye kurşun olarak geri döndü. Ya da o verilen paralarla HDP şubelerinden, terör şubelerinden daha adam çıkarıldı. Bunları çok iyi biliyoruz. Yani Diyarbakır'daki annelerin tuttuğu nöbetin esası da o. Onlar HDP il binasını, Diyarbakır'da il binasını burası Kandil diye gösteriyor. Görmüşsünüzdür siz de açıklamalarında. Kandil'in neresi olduğunu artık biliyoruz. O HDP şubeleri, o seçim yardımları diye PKK eleman kazandırdıklarını, bu yine seçim yardımı olarak aldıkları... Kısa bir virgül koyacağım sizin söyleminize. Diğer iki konuğumuz da bizlerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkan Vekili Sayın Hasan Korkmazcan ve Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Fuat Uğur. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Deniz Adalı ile devam edelim, sonra size tekrar döneceğiz. Buyurun Deniz Adalı. Şimdi bu süreçte o verilen seçim yardımlarını nasıl kullandıklarını çok iyi biliyoruz. O işte işte onlar PKK şehitleri diyorlar. O cenaze törenleri düzenlendi belediyelerde. Yine kendi güya şehitlerine, o PKK'lı teröristlerin ailelerine yardımlar yapıldı. Ve işte yine onlara kadro eleman kazandırılması için işte geziler yaptılar, piknikler yapıldı. Yine onların işte yol parası, İstanbul'dan kandırıldı HDP'liler, o HDP'ye götürülen kandırılan gençler oradan Diyarbakır'a. Yani bu tip bütün o aldıkları seçim yardımlarını Türkiye'ye bölmek için harcadılar. Türkiye bütün aldıkları seçim yardımlarını ABD planları için harcadılar. Ve Türkiye'yi bölmek isteyen bir terör örgütünün uzantılı olarak da mecliste sözcülük yaptılar, konuşmalar yaptılar. Bu konuşmaların bedeli de hesabı da sorulur. Gün geldi zaten soruluyor. Bugün de kapatma davası olarak. Yani bir konuya daha özellikle dikkat çekmek istiyorum Seda Hanım. Yani demokrasi, demokrasi böyle demokrasi olur mu? Terör örgütü, Türkiye'nin bağımsızlığını savunan mecliste terör örgütünün sözcüsü olabilir mi? Terör örgütü, Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütünün marşları mecliste söylenebilir mi? Ya da demokrasi nedir yani bizim anladığımız demek? Türkiye hani bugün yurt dışından diktatörlük veya işte bu otokratik ya da otoriter bir rejim olduğu yönünden hani suçlamalar yapılıyor ya. Öyle değilmiş. Tablonu da görürüz aslında. Türkiye'de aşırı demokrasi var. Yani terör örgütüne demokrasi uygulanan bir durumla karşı karşıyayız ve bu tüm Türk milletinin vicdanını kanatıyor. Ve genel süreçte de artık başka bir karar çıkacağını yine dediğimiz gibi düşünmüyorum. Mehmetçik daha da üzerine düşeni yapıyor. Yargıda bugün görevini yapacak ve PKK bizzat meclisteki PKK'da kapatılacaktır diyorum. Evet. Sayın Korkmazcan, size dönmek istiyorum. İddianamenin hazırlanması ile ilgili usul yönünden eksiklikler olduğu gerekçesiyle daha önce iade edilmişti. Şimdi tekrar süreç başladı. 850 sayfalık bir iddianame. Biraz önce Sayın Adalı ile de konuştuk. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sefer HDP'nin kapatılması için atılan adımlar daha mı hızlı olacak? HDP ne kadar süre içinde sizce kapatılır? Öncelikle sizlere ve bizi izleyenlere saygılarımı ileteyim. Gerçekten bugün HDP'nin kapatılması davasında yeni bir süreç başladı. Daha doğrusu Türkiye'nin terörle mücadelesi, Türkiye'yi ülkesi ve milletiyle birlik halinde tutmak isteyen vatan savunmasının yeni bir aşamasındayız. Daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne verdiği iddianame bazı usul eksiklikleri dolayısıyla iade edilmişti. Bu iade sürecini de yadırgamamak lazım. Çünkü açılan dava sadece HDP'nin tüzel kişiliğinin kapatılmasıyla ilgili değildir. Bunun bazı hak kısıtlayıcı sonuçları da olacaktır. Bu dava kapsamında birçok HDP'de siyaset yaptığını iddia eden terör uzantıları hakkında da onların siyasi haklarına dönük kısıtlamalar olacaktır. Ayrıca bunların fiillerinden dolayı cezai bir işlem uygulanması bakımından suç duyuruları gibi sonuçlar da çıkacaktır. Yani Anayasa Mahkemesi burada bir taraftan özel bir görev yapıyor. Siyasi partilerin faaliyetlerini denetleme görevinin bir parçası olarak yargılama sürecini yürütüyor. Diğer taraftan bir ceza mahkemesi gibi bazı kişilerin haklarının kısıtlanması
suç teşkil eden fiillerinin cezalandırılmasına yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu sebeple usul hükümlerinde gösterilen aşırı titizliği yadırgamamak lazım. Bu süreçlerin şimdi yeniden Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iddianamenin iadesi kararının gerekçeleri de dikkate alınarak yeni bir iddianame hazırlandığını biliyoruz. Bu durumda bu sürecin çok fazla uzayacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önceki Anayasa Mahkemesi'nde parti kapatma davalarının işlediği süreçler de dikkate alındığında 3-4 ay içinde bu sonuçlanacak. Tedbir kararlarının da hemen verilmesi gerekli. Çünkü geciken bir tedbir kararı, tedbir kararı olmaktan çıkar. O doğrultudaki kararın da çok yakın bir zamanda Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacağını tahmin ediyorum. Burada asıl dikkate almamız gereken husus şu: Türkiye Cumhuriyeti 1984 yılından beri PKK terörüyle açık bir mücadele veriyor. Bu terör faaliyetlerinin arkasında Türkiye'ye yönelik bir asimetrik savaş olduğu gerçeği yıllar içerisinde çok net bir şekilde anlaşıldı. Bunu bütün dünyada biliyor, Türk kamuoyu da biliyor, Türkiye'de siyaset yapan herkes biliyor. Aslında HDP ve onun öncüleri olan, kapatılmış olan siyasi partiler bir siyasi parti değildir. Bunlar bir suç örgütüdür. Sadece terör suçları işlemiyorlar. Aynı zamanda çocuk kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar. Aynı zamanda yabancı ülkeler adına Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürütüyorlar. Ayrıca bir Amerika Birleşik Devletleri merkezli operasyonla Türkiye'ye yönelik asimetrik savaşın paralı askerliğini yapıyorlar. Şimdi son zamanlarda artık bu gerçekler saklanamaz olduğu için Amerika Birleşik Devletleri ve Amerikan ordusu açıktan PKK'yı kara gücü ilan etti. Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi de bütçe kanunu çıkararak, bütçe kanununa fasıllar koyarak bu örgütün kendilerinin emrinde bir Türkiye'ye yönelik savaş aygıtı olduğunu ilan ettiler. Bu kadar açık yürüyor işler. Şimdi böyle bir siyasi örgütü parti saymak bir kere yanlıştır. Siyasi parti demek bütün demokratik ülkelerde halkı asla cebir ve şiddet kullanmadan, asla hile ve aldatma kullanmadan ikna etmek, kendi programı etrafında birleştirmek ve o yolla iktidar olmak amacı güden örgütlere siyasi parti denilir. Siyasi parti terörle ve şiddetle sadece arasına mesafe koymak, onlardan uzak durmak değil, aynı zamanda onlara karşı olduğunu açık açık beyan etmek zorundadır. Bunu nereden çıkarıyorum? Birincisi, Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bu beyannamede tanınan hak ve özgürlüklerin asla bu hak ve özgürlükleri ortadan kaldırma amacıyla kullanılamayacağını yazar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de aynı hükümleri paralel bir şekilde düzenlemiştir. Üstelik Avrupa'da bazı uygulamalarda, İspanya, İtalya, Almanya gibi ülkelerdeki uygulamalarda açıkça görülmüştür ki terörü kınamayan siyasi partilerin yaptıkları faaliyetlerin hepsi suç sayılmış, yöneticileri cezalandırılmış, partileri kapatılmıştır. Bunların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yaptıkları başvurularda Avrupa'nın en yüksek hukuki otoritesi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Şu anda İspanya'da bölücü partinin
siyasi kanadı mensupları hapisteler. Halbuki İspanyol bölücüleri terör faaliyetlerini durdurdular, ilan ettiler. Yani Bask bölücüleri şu anda silahlı bir faaliyet göstermiyorlar ve bunu ilan ettiler. Buna rağmen bölücülük faaliyetlerini Bask siyasetçilerinin siyaset yoluyla yürütmelerine de Avrupa hukuku müsaade etmedi. Avrupa Parlamentosu'ndaki üyelerin üyelikleri düşürüldü. Özerklik ilan eden siyasi parti yetkilileri de cezalandırıldı. Yani Türkiye'de bugün HDP'ye ilişkin açılmış davayı bir siyasi parti kapatma davası gibi algılamak yanlıştır. Bu konuda maalesef bazı çevreler hem HDP bileşeni olarak hareket eden, HDP'nin söyleyemediklerini söylemeye çalışan muhalefet partileri içinde hem de iktidar kanadı içinde sanki HDP'ye karşı açılan dava bir parti kapatma davasıymış gibi, işte biz de geçmişte kapatılmıştık falan gibi şeyler söylüyorlar. Geçmişte kapatılan bu Milli Selamet Partisi'nden itibaren ve Türkiye'deki sosyalist partilerden itibaren hiçbirisi HDP ile mukayese edilemez. Yani HDP davası onlarla karşılaştırılarak parti kapatmak kötüdür gibi falan sonuçlar çıkarılamaz. Burada bir elimizde bir parti yok. Doğrudan doğruya terörist faaliyetler gösteren, casusluk faaliyeti gösteren, yabancı ülkelerin ülkemizi ve milletimizi bölmek için ilan ettikleri örtülü savaşın açıktan militanı haline gelmiş olan unsurlar var. Evet, bu bir birazdan Sayın Korkmazcan siyasi yapıma girmek istiyorum izninizle. Evet. Sayın Fuat Uğur'a döneceğim. Sonra ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Fuat Uğur, siz HDP'nin kapatılma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu yeniden başlayan süreç Türkiye'deki siyasi iklimde nasıl bir etki yaratacak sizce? Çünkü hatırlayalım, geçtiğimiz günlerde CHP'li bazı isimler bırakın HDP'li ortaklığı, HDP'ye bakanlık verilmesi durumunu bile gündeme getirmişlerdi. Yani devletin içerisinde HDP'nin yer alabileceğini ifade etmişlerdi. Muhalefetten bazı isimler bunu söylerken şu anda HDP kapatılma sürecine girdi. Bu Türkiye'deki siyasi iklimi nasıl etkileyecek? Evet, şimdi yumuşak kaldı tabii ki HDP, aynı zamanda Millet İttifakı'nın ve bu yüzden de bu konuda çok çekinik ve mahcup davranıyorlar. Ama öte yandan da HDP'yi sıradanlaştırmak, HDP ile ilişkileri, ittifakı sıradanlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Fakat bu konuda başarılı olamadılar. Bir yandan PKK ile mücadele edilirken, aynı zamanda HDP'nin PKK ile ilişkisini gizlemez hale gelişi ve adeta onun siyasal uzantısı olduğunu kabul ediyor oluşu, Millet İttifakı bileşenlerini bir hayli zor duruma sokuyor malum olduğu üzere. Ve buna bir formül arıyorlar. Formülü de en sonunda Meral Akşener buldu. Ve tabii HDP'nin kapatılacağı, kapatılmayacağı konusundan ayrı olarak bu öneride bulundu. HDP kapatılırsa da malum yerine bir başkası kurulur diye bakılıyor. Ya da kapatılırsa ve bir başka parti kurulmazsa da HDP'lilerin bir parmak şıklatmasıyla vatandaşların, HDP'ye oy veren vatandaşların Millet İttifakı'nın göstereceği adaya oy vereceği hesap ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun uzun düşündükten sonra derken hatalı bir terim kullanmayayım. Meral Akşener düşünmüyor. Tabii ki birileri düşünüyor ve ona söylüyor. Onun kim olduğunu da biz biliyoruz zaten. Kimler olduğunu biliyoruz. Meral Akşener dedi ki 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bir aday göstersin ve HDP'de ayrı bir adayla seçimlere girsin. Amaçları birinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalabilmesini sağlamak ve ikinci turda da HDP'ye oy verecek olan seçmenlerin, HDP kapatılmamışsa HDP'lilerin bir karar alarak Millet İttifakı adayını desteklemesi konusunda bir öneri ortaya attı ki bu da HDP'liler tarafından sevinçle karşılandı. Şimdi plan bu şekilde. Tabii ki başka seçenekler de var. Onlara girmeyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi vesaire vesaire, ama şimdi
HDP Millet İttifakı için hem bir onların yumuşak karnı hem de aynı zamanda onlar için büyük bir ihtiyaç HDP'ye oy veren seçmen. Ancak HDP'ye oy veren seçmenin hepsi PKK'yı onayladığı için HDP'ye oy vermiyor. Yani böyle bir algı yanlış ve dolayısıyla da Millet İttifakı bileşenlerinin adayına, söz konusu adayına tamamının oy vereceğini sanmak bir yanılgıdan ibaret. Bu yüzden de böyle bir hesap yapılıyor. Yani şu anda HDP'nin kapatılacak olması, ki ben de hem Hasan Bey'e katılıyorum hem Deniz Bey'e katılıyorum. Artık HDP bir kangren haline gelmiştir. Ve hatta ben şimdi kişisel olarak siyaseten de parti kapatmaya karşıyım. Herhalde herkes de karşıdır ama demokratik ülkelerde HDP'nin yaptıklarının onda birini yapan siyasal partiler biraz önce de söylendi üzere kapatıldılar. Herif Atasunak Partisi de bu konuda örnek gösteriyor. Herkes zaten ortada durum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan terör eylemlerini desteklemeyi bir kenara bırakın, kınamadıkları için bile bir delil gösteriyor kapatma gerekçesi olarak. Ve dolayısıyla da HDP zaten Kobani kışkırtmasından sonra kapatılmalıydı. Fakat orada bir tren kaçtı ve ondan sonra bir farklı döneme girildi ve kapatılma tartışması başka bir güne kaldı. Ve o gün bugün geldi. Ve şimdi hakikaten HDP'nin dediğim gibi bir kangren haline gelmiş bir yara haline geldiğini düşünelim. Ve toplumun yarası. Çünkü bir Hasan Bey'in tarif ettiği üzere bir siyasal parti kimliğinde bir parti değil. Aslında terör örgütünün mecliste iş yapan elemanları ya da militanları konumunda HDP'nin yöneticileri, üyeleri ve milletvekilleri. Eğer bunun dışında bir profil çizselerdi şayet, farklı bir siyasal parti kimliği ortaya koysalardı kuşkusuz böyle bir talepte kimse bulunmayacaktı. Aslında şimdiye kadar hep HDP ile HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gibi bir terim vardı. Bunu Millet İttifakı'nın bileşenlerine sık sık söylüyorlar. Böyle bir terim ya da böyle bir tanımlama yanlış. Çünkü böyle bir mesafe koyamaz. Çünkü bizatihi kendileri zaten. Yani onların arasında bir görev bölüşümü var. Birisi dağda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı savaşıyor. Birisi de mecliste siyasi ve demokratik haklardan istifade ederek, Türkiye'nin hukuk devleti olmasından istifade ederek, Türkiye devletinin açıklarını tırnak içinde bularak Türkiye devletini itibarsızlaştırmak ve terörle mücadele eden bir hükümeti düşünebilmek için gayret ediyorlar. Ve bu yüzden de HDP bir meşru parti değil. Yani şu anda hem siyaseten hem de hukuki olarak bir parti kimliğiyle mecliste varlar ama bana göre terör kavramı ve terör kapsamı içinde düşünüldüğünde bugün HDP bir meşru parti olmaktan çıkmış durumdadır. Ve bir yandan da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olsun, MİT'in olsun terörle mücadelesiyle ilgili başarıları işte Sofi Nurettin'den işte Selman neydi adı adamın bir Doktor Hüseyin diye tanımlanan Selman Bozkır'ın yakalanmasına varıncaya kadar pek çok PKK'lı hem etkisiz hale getiriliyor. Daha bugün son dakika haberi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ları etkisiz hale getirildiğini söylediler. Yani bugün HDP öyle bir durumda ki yani Fethullahçı terör örgütü eğer bir siyasi parti kursa ne olursa ne oluyorsa o kursa ve meclise girse HDP de bugün aynı durumdadır. Nasıl Fethullahçı terör örgütünün bir siyasal partisi olamayacaksa PKK'nın da bir siyasal partisi olmamalı, olamamalı. Ve bu yüzden de bu kapatma davası ne kadar sürer bilemiyorum. AK Parti kapatma davasını bir hayli çabuk sonuçlandırmışlardı. Ben bunun biraz uzayacağı kanaatindeyim. 5-6 ay bulacağı kanaatindeyim. Bilemiyorum. Umarım ki yanılırım. Ama sonuçta bu kararın bir an önce alınması ve biraz önce Hasan Bey'in de dediği gibi tedbir kararının alınmasından ve uygulamaya konulması gerekiyor. Eğer tedbir kararı alıp uygulamaya konulmazsa şayet bu parti yetkilileri zaten bütün kaynaklarını, finansal kaynaklarını tekrar başka bir yere
nakledeceklerdir. Zaten finansal kaynaklarının salt hazine yardımından ibaret olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani uyuşturucu operasyonlarının PKK'ya ne kadar zarar verdiği sürekli konuşuluyor. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların nereye gittiği biliniyor ve bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir mücadele veriyor. Ve bu yüzden de şimdi önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda HDP'nin kapatılmasıyla birlikte siyasi arenada bir hareketlilik yaşanacak diye düşünüyorum. Bana göre bunu hep söylüyorum, söyledim de söylemeye devam edeceğim. Millet İttifakı dört gözle HDP'nin kapatılmasını bekliyor. Neden? Eğer HDP kapatılıp da seçimlere girilirse hedefleri bu. Çünkü biliyorlar ki HDP kapatılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine bakalım. Yani siyaseti biraz okumaya çalışalım. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki dün akşamki yaptığı konuşmada bundan sonra karar verdim, meydan meydan dolaşacağım. Her yere gittiğim her yerde erken seçim isteyeceğim diyor. Meral Akşener'in biraz önce anlattığım planını da bu kapsamda değerlendirin. Şimdi pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılardan dolayı halkın hoşnutsuzluğundan istifade ederek ve bir suç örgütü elebaşısının iftiralarından ya da söylediklerinden dolayı artan hoşnutsuzluğu da bir baz olarak kullanarak Türkiye'yi erken seçime götürmek ve AK Parti Cumhur İttifakı'nı devirmek, Erdoğan'ı devirmek niyetindeler. İşte bu anlamda da HDP'nin kapatılıyor olması onlar için büyük bir imkan sağlayacak. Nedir o imkan? Kapatılan planlarına göre böyle. Kapatılan HDP bir mağduriyet yaratacak. Bu mağduriyetten dolayı da bir parti de zaten ortada olmadığı için yumuşak karnı olan bir parti ortadan kalkmış olacak. HDP'liler de oylarını Millet İttifakı'na yönlendirecekler. İşte siyaset etkileri diye sorduğunuz şey böyle ortaya çıkacak. Ama bana göre biraz önce de söylediğim üzere HDP'ye oy verenlerin tamamının HDP'nin PKK ile ilişkisini tasvip ettiği için oy verdiğini söylemek yanlış olur. HDP'ye oy verenlerin yapılan araştırmalara göre, yapılan kamuoyu araştırmalarına göre %30'a yakınında AK Parti'ye oy verebileceğini söyleyen bir kitleden oluşuyor. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Yani kısacası millet bu hesabı boşa çıkaracaktır diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkürler Sayın Uğur. Deniz Adal aslında Fuat Uğur farklı bir bakış açısı sunmuş oldu. Ben size kimler sevinecek, kimler üzülecek diye soracaktım ama Millet İttifakı'nın HDP'nin kapatılması olayını terörden uzaklaşıp antidemokratik bir parti kapatma davası gibi bir algı operasyonuyla sahaya sürüp bunu kendi lehine çevirme ihtimali olduğundan kısaca özetle ben böyle yani anladım. Öyle, kullanabileceğini söylüyor. Siz böyle düşünüyor ben musunuz? Katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Bu kapatılan mağduriyet yaratmayacak HDP. PKK'nın işte PKK onların algısı o. Tabii öyle bir algı yaratmak isteyeceklerdir ama ben kapatılma kararıyla milletin gönlünü ferahlayacağını düşünüyorum. Milletin yüreğine su serpilecek. Niye diyeceksiniz? Şimdi bu PKK'nın ya da HDP'nin ne olduğunu çok iyi biliyoruz değil mi? Kimden yardım aldığını, ne aldığını. Yani tarih bize bunu söylüyor. Yani bugün Türkiye'de adalet varsa, adalet olacaksa adalet bugün HDP'nin kapatılmasını emrediyor. Bırakın oyu, bırakın sandığı, her şeyi bırakın. Bugün adalet HDP'nin kapatılmasını emrediyor bize. Ya da terörle mücadele, o yaptığımız terörle mücadele 15 Temmuz'da hatta 2014'ten başlayan süreçteki bize hani namluları dayatıyor ya ABD. İşte ondan dayatılan namlulara karşı Türkiye'nin yanıtı bu olacak. Türk milletinin yanıtı. Biz de diyeceğiz ki kara gücünü senin içinden temizliyoruz. FETÖ'yü temizlediğimiz gibi ve Türk milleti bağımsız başarılı yaşayacaksa bundan sonra işte bu kritik kararlardan biri olacak. Şimdi siyaseten bunu kullanılması olayı evet olabilir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını örnek verdi Sayın Uğur. Evet buradan hani HDP'yi anlatmaya çalışacaklar ya da demokrasi antidemokratik olarak göstermeye çalışacaklar ya onu kimseye anlatamayacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu gidip bir şehit annesine, şehit ailesine onu anlatabilecek mi? HDP'nin kapatılması demokratik değildi diye. Diyarbakır annelerine gidip anlatabilecek mi? Hiç kimseye anlatamayacaklar. Hatta şunu da söyleyeyim. İlkokuldaki çocuğa bile HDP'nin demokratik bir parti olduğunu Kılıçdaroğlu anlatamaz. İyi Parti'den anlatamaz. Millet İttifakı komple anlatamaz. Şimdi ikinci tur hesabı yaptıklarını çok iyi biliyoruz HDP ile. İşte Sayın Akşener'in ortak adaydan ziyade HDP aday çıkarsın söylemlerinin niyetini de çok iyi biliyoruz. İkinci tura seçimi taşımak. Ama ben de size şunu söylüyorum. HDP ile PKK ile ikinci tur hesabı yapanlar ilk turda rezil olacaklardır. Göreceksiniz. Yani bu millet her şeyin farkında.
Şimdi onlar anlamıyor ya da biz bunları başka bir manipülasyonla başka bir noktaya çekebilir miyiz? Türkiye'yi bugün içinde olduğu vatan savaşından başka bir noktaya taşıyabilir miyiz diye düşünüyorlar ama yapamayacaklar. Çünkü nasıl? Önümüzde geçmişimiz var. O geçmişimiz bize diyor Kurtuluş Savaşı'nda birileri bizi manevi ve imaya ikna edebildi mi? İçimizdeydiler değil mi? Savaşmayalım, çok güçsüzüz. Mandayı kabul edelim dedi. Türk milleti mandayı kabul etti mi? İşte bize kimse Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı edemez. Bu planların da bozulacağını göreceğiz. Millet İttifakı'na ABD resmen diyor ki kara gücümü koruyun. Bugün göreceksiniz bakın kapatma davasında süreç iyice belli olduğuna bir kapatma kararı çıktığında Millet İttifakı göğsünü siper edecek HDP'ye. Yani ABD'nin kara gücüne kendini göğsünü siper edecek. Ama ben de şuradan söylüyorum. Türk milleti de onlara bu yanıtı verecek. PKK ile işbirliği yapanlar o sandıklara da gömülecektir. Yine ABD planları eziliyor bölgemizde. ABD yeniliyor. O yıllardır işte soğuk savaş dönemlerinde dünyanın jandarmalarına soyunan ABD bugün Afganistan'dan çekiliyor. Yarın öbür gün Suriye'den çekilecek. Doğu Akdeniz'de gücü bakın işte Karadeniz'i karıştırmaya çalıştı. Orada geri adım attı. Ve bölgede toptan yenilen bir ABD var. Yani ABD'nin planları bugün eziliyor. Bizim içimizde de ABD'nin artıklarının kalması mümkün değil. Bu sürecin de yine tersine döndüğünü göreceğiz. Siyaseten bunu kullanmak isteyenlere bir kez daha şeyi hatırlatalım. Diyarbakır annelerini hatırlatalım. Eğer Diyarbakır annelerine HDP'nin PKK olmadığını anlatabilirlerse bu propagandaları başarılı olabilir. Anlatabilirler mi? Böyle bir gerçeklik var mı? HDP'nin PKK olmadığını. Çocuğumu kaçıran diyor Diyarbakır annesi. Kandil diye HDP il binasını gösteriyor Seda Hanım. Yani biliyor kimi kaçırdın. Çocuğun nereden gittiğini çok iyi biliyor. Ya da İstanbul'daki ya da İzmir'deki nöbette yine hatta daha da geçelim yurt dışından Maide anne. Maide anne oğlunu ya da çocuğunu kızını kimi kaçırdığını bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Böyle bir HDP var ve bize bu demokrasi diye yutturulmaya çalışılıyor ABD tarafından. Yine içimizdeki Biden'la iktidar planları yapanlar tarafından ama bu iktidar planları boşa düşecek. Türk milleti bu savaşı kazanacak ve HDP'de kapatılacak. En küçük bir şüphemiz yok. Bu konuda da hükümete uyarı değil de bu süreci anlamalar açısından şunu söyleyeyim. Bu talep Türk milletinin talebi. Türk milleti diyor ki bugün HDP kapatılsın. 3-5 oyun hesabıyla burada kararlı tutum alınmayan, bu konuda net tavrını koymayanlar yine Türk milletinden bunun yanıtını alacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Korkmazcan, hemen size dönmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye pek meraklı bildiğimiz gibi bu konuyla ilgili endişelerini sürekli dile getirir durumdalar. Bu ifadeleri Türkiye'de tekrarlayan bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Şimdi önümüzdeki süreçte muhalefet bunu kullanmaya elbette ki çalışabilir. Bir erken seçim kışkırtmasının sürekli olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonbahar söylemi var. Meral Akşener'in pek yakında gibi ifadeleri oluyor genellikle. Şimdi burada HDP'nin kapatılma süreci de hassas bir süreç olacak. İktidar burada nelere dikkat etmeli? Seda, bana mı soruyorsunuz? Evet Sayın Korkmazcan, size sordum. Şimdi içinde bulunduğumuz siyasi süreci geçmiş dönemlerdeki mücadelelere benzetmemek lazım. Hem dünyadaki koşullar itibariyle hem de Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği çok önemli aşamalar itibariyle siyasi iklim farklı. Bundan, gelecek seçimlerin asıl göstergesi ne ekonomik konular olacak, ne yolsuzluklar olacak, ne de siyasi partilerin bugüne kadar vaat edip de bunu yerine getiremedikleri olacak. Dünyada nasıl bir dönüşüm meydana gelmişse, Avrupa siyasi ikliminde de, demokrasiyle yönetilen ülkelerin siyasi ikliminde de bunun yansımaları var. Bizim ülkemizde turnusol kağıdı gibi bir durum şudur. PKK terörüyle kim uzaktan yakından ilişkili görünürse, PKK terörünün meydana getirdiği yıkımlardan yararlanmaya kalkışırsa o siyaseten intihar etmiş olur. Yani Millet İttifakı'nda yer alan partiler bu milleti kendilerinden çok daha akılsız mı görüyorlar ki birinci turda HDP ayrı görülsün, biz onların ve
bundan sonra eğer bir parti kurabilirlerse kurulacak olan partinin bizimle ilgisi olmadığını iddia edelim. İkinci turda nasıl olsa oylarını alırız hesabı yapıyorlar. Bu akılsızca bir hesaptır. Aslında ben şu andaki muhalefet liderlerinin bunları görebilecek kadar deneyimsiz olduğunu da düşünmüyorum. Yani Meral Akşener böyle bir formülün millet tarafından farkına varılmayacağını göremeyecek kadar deneyimsiz değildir. Daha önce bir takım millet önünde oynanan oyunların siyasi partiler için nasıl sonuçlar doğurduğunu görerek, yaşayarak onlar da öğrendiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ortamda meydan meydan dolaşıp da halkı sokağa çağırmaktan medet umarken bunun ters tepeceğini bilmediği kanaatinde de değil. Bunlar sadece kullanılan figür haline düşmüşlerdir. Beni en çok üzen de bu. Bizim adıyla, sanıyla partileşmiş, meclise gelmiş, grup kurmuş siyasi heyetlerimizin bu kadar akılsızca görev kabul etmeleri. Dışarıda hazırlanmış bir takım şablonlar var. O şablonlara dalıyorlar. Oradan medet umuyorlar. 20 yıldan beri bu şablonun, o merkezlerin hazırladığı yollardan gittiler. Aldıkları sonuç ortada. Şimdi bir yandan AKP'nin geçmişte işlediği hataları basamak yaparak bu iktidardan kurtulmaya çalışıyorlar. Bir yandan da o geçmişteki hataların asıl mimarı olan, asıl figürü olan, yani Beyaz Saray'a gidip Bush'la pazarlık yapan, efendim Suriye'de gidip Amerika'nın elçiliğini yapan kişileri almışlar, onlarla ittifak yaparak iktidar kurmaya çalışıyorlar. Bunlar ülkeye hizmet değil, kendi partilerine de hizmet değil. Önümüzdeki seçimin kriteri Türkiye'nin millet bütünlüğü, yurt satında sağlanmış olan başarının sürdürülmesidir. Türkiye'de bugün teröristler başlarını inlerinden çıkarabiliyorlar mı? Hayır. Sadece Türkiye'de değil, bölge ülkelerde çıkarabiliyorlar mı? Hayır. Bu iklim oluşmuşken Türkiye'yi bundan geri götürecek, onlara yeni bir hayat sahası açacak politikaların millet tarafından fark edilmeyeceğini hiç kimse düşünmemelidir. Akıllarını başlarına toplamalılar. Biz HDP'ye oy veren seçmen diye, HDP'li seçmen diye bir ayrım yapanların dahi doğrudan doğruya bölücülük yaptıkları gerçeğini görmeliyiz. HDP'li seçmen diye bir şey olmaz. HDP üyesi seçmen vardır. Onların bir kısmı da yönetici diye seçtiklerinden hizmet beklerken onların suç örgütü olduğunu gördüler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağını ortaya çıkarmamak şartıyla miting yapabildiği Hakkari'de, Şemdinli'de bugün Türk bayraklarıyla HDP'ye çocuklarını kaptırmış anneler mitingler yapıyorlar. Daha da ötesi, HDP kapandığı gün göreceksiniz, oralarda halkı sokağa dökeceğini zanneden Kılıçdaroğlu protesto mitingler olacaktır. Meral Akşener gitsin bakalım HDP kapatıldığının ertesi günü Hakkari'ye, Şemdinli'ye, Van'a, Diyarbakır'a bir halkı çağırsın. Mağdur oldu, HDP kapatıldı desin. Bu mümkün mü? Onun için gelecek konusu şudur. Reklamdan siyasi sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden Sayın Korkmazcan. Evet. Ben bir iki cümle almıştım. Buyurun. Peki. Tamam o zaman. Bir... Türkiye'de siyasi iklim değişmiştir. Türkiye'de hiç kimse bölücülük yapamayacaktır. Bugün kalkıp HDP'nin karşısındaki güçleri adeta bölücüymüş gibi tehdit etmeye kalkışanlar terör suçu işliyorlar. Bundan sonra bu dava sürecinde savcılarımızın çok dikkatli olması lazım. Birileri hukuk adına HDP'yi savunmaya kalkışırsa o aslında yeni tip terörün, yeni tip terör fiillerinin elemanı haline düşer. Bunlar sadece terörle mücadeleden değil, beşinci kol faaliyeti göstermekten de göz altında tutulmalıdırlar. Bundan sonra bölgemizdeki ülkeler arasında Amerika'nın bir
elemanı sıfatıyla çalışanlar halkın huzuruna çıkamayacak konuma düşeceklerdir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk demokrasisinin siyasi ikliminin artık terörle yan yana anılamayacak şekilde temizleneceğini HDP'nin kapatılmasıyla bekliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de Gazi Meclis kimliğiyle bundan sonra onlara benzer herhangi bir kişinin milletvekili sıfatı taşımasına müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Zaten partilerin bundan sonraki faaliyetlerinin HDP gibi oluşmaması, kapatılan partilerin yerine yeni partiler kurulamaması için de siyasi partiler kanununda yeni düzenlemeler gerekiyorsa bunlar yapılmalıdır. Sayın Korkmaz, yani reklama gitmem gerektiği konusunda arkadaşlarım uyarıyorlar. Devam edeceğiz şimdi. Evet, günlük kaldığı yerden devam edecek reklamlar. Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Hasan Korkmazcan, sizin sözünüzü kesmek durumunda kalmıştık reklam dolayısıyla. Buyurun lütfen sözünüzü tamamlayın isterseniz, kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah. Kısaca tamamlayayım, sözü genç arkadaşlarıma bırakayım. Benden bu Amerika'nın dünyada başlatmış olduğu emperyalizmi sürdürme savaşının yeni bir görünümü var. Bunun rüzgarına kapılan siyasetçilere uyarı olarak söylüyorum bazı şeyleri. 15 Temmuz saldırılarıyla uzun yıllardan beri müttefik saydığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Türkiye'nin bir numaralı düşmanı olduğu ortaya çıktı. Bunu vatandaşlarımızın hepsi vicdanlarında gördüler. Türkiye'nin daha önceki Amerikan işaretiyle uğradığı bütün sıkıntılar, darbeler dahil hiçbirisinde kendi üniformasıyla meclisini bombalayanlar görülmemişti. Kendi üniformalısını bizim milletimiz kendi evladı zannediyordu. Ama Amerika bizim evlatlarımızı almış, o üniformaların içinde bize düşman olarak kullanmış. Bugün PKK'lıları kullandığı gibi. Bugün 14 yaşında, 12 yaşında kaçırılan çocukların çocukları kullandığı gibi. Bu düşmana karşı tavır önümüzdeki siyasi süreçlerin belirleyici faktörü olacaktır. Hiç kimse bunun dışında milletimizin bir karar vereceğini zannetmesin. Başta Güneydoğu Anadolu'da bugüne kadar hangi saatte PKK'lıların evini basacağından, dükkanına bir pusula bırakıp haraç isteyeceğinden korkan insanlar bu korkuyu artık üstlerinden attılar. Şu anda HDP'nin kapısı önünde nöbet tutmalarının sebebi şudur. HDP zor kullanamıyor, sadece kandırabiliyor. Çocuklarımızı gene kandırır bunlar diye orada nöbet tutuyorlar. Bu kandırmacaya dikkat çekemeyen bir siyasetçi evvela o bölge halkından oy isteme hakkına sahip değildir. Milletimizden de oy isteme hakkına sahip değildir. Bu emperyalizmle mücadele bütün dünyada birinci mesele haline gelmiştir. Hani bazı ülkelerde bu yanlışlıkla aşırı milliyetçilik şeklinde tezahür ediyor. O rüzgar da geçecektir. Avrupa dahil Amerikan işgalinin sonuna geldiğini halklar artık görmeye başlamışlardır. Böyle algı operasyonlarıyla falan iktidar tayin etme zamanı geçmiştir. 15 Temmuz sonrası ben bir şey söylemiştim. Türk siyaseti artık Türk bayrağının gölgesinde yapılabilir. Bu gölgeden burnunu dışarı çıkaran milletin şamarını yer. Bu bir 50 yıllık dünyada uygulanmış olan soğuk savaşın son safhalarına gelinmiştir. Yeni dünyanın şartlarına göre ekonomi alanında, siyaset alanında, emperyalizmle mücadele alanında net programlar ortaya koyabilenler başarı kazanırlar. Eğer
şu andaki mecliste görev yapan siyasi partilerimiz iktidarıyla muhalefetiyle bundan sonraki adımlarını bu doğrultuda atmazlarsa millet seçime 3 ay kala bile kendi alternatifini oluşturur. Muhalefetin bu tutumla bir iktidar alternatifi olamadığı ortada. İktidar da buradan yararlanarak nasıl olsa alternatifim yok gibi bir tavırla hareket etmemelidir. Dünyanın içinde bulunduğu şartlara uygun, başta ekonomi alanı olmak üzere gözyaşlı hiçbir çocuk bırakmamalı. Akşam evine ekmek götüremeyen hiçbir baba bırakmamalı. Eğitim için bütün ailesinin birikimlerini almış, şimdi iş bulamadığı için ailesine karşı mahcup durumdaki hiçbir gencimizi boynu bükük bırakmamalı. Hemen bir üretim ekonomisi seferberliğine geçmeliyiz. Hemen devlet planlama teşkilatını yeni baştan kurup devlet planlama teşkilatının etrafında da bedava görev yapacak olan eski planlama mensuplarını, eski bürokratları danışma kurulu olarak aynen sağlık olayında oluşturduğumuz danışma kurulu gibi geniş bir danışma kurulu toplamalıyız ve bunları sahada seferber etmeliyiz. Artık devlet sahaya inmelidir. Ekonomiyi böyle para, faiz, borsa, ekran algılarıyla falan yürütme zamanı da geçmiştir. Ekonomi alanında vereceğimiz savaşta millet her türlü fedakarlığa hazırdır. Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bilinciyle hareket etmeye hazırdır. Yeter ki iktidar bunun yollarını açsın. Ben bu sözlerimle arkadaşlara zamanı devrediyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerinize de saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun Sayın Korkmazcan. Sayın Uğur, süremiz de kısıtlı ama şu soruyu da size sormak istiyorum. Yorumunuzu merak ediyorum. Türk milletinin talebi terörle mücadele edilmesi, PKK'nın siyasi uzantısı, HDP'nin kapatılması, Türkiye içeride ve dışarıda bu mücadeleyi kararlılıkla veriyor. Bakın şimdi 14 Haziran'da bir görüşme olacak NATO zirvesinde. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Sayın Korkmazcan söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye cephe cepheye. Baktığımız zaman Türkiye son operasyonlarıyla hem Sofi Nurettin hem Mahmur'un sözde sorumlusunun başı ezildi. PKK kız kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye'nin 14 Haziran'da tüm bu çerçeveye baktığımızda HDP, PKK, operasyonlar, kapatma davası eli güçlü bir şekilde mi gidecek? Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında hani deyim yerindeyse biraz kıran kırana bir tartışma yaşanacak gibi görünüyor. Bunun tersi de olabilir tabii ki. Bu ihtimali bir göz ardı etmemek lazım. Her iki tarafında bir takım ılımlı mesajlar vermesi durumunda hani tırnak içinde artık kağıt üstünde kalan stratejik müttefiklik hikayesinin belki altı doldurulmaya çalışılabilir ama ben buna pek ihtimal vermiyorum. Şimdi bu toplantının ve bu görüşmenin nasıl olacağını ilk işaretlerini zaten aldık. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen S-400'lerle ilgili talebi elinin tersiyle itti malum. Bu büyük gazetelerde çıkan haberlerde okuduk bunu ve dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri biraz önce Hasan Korkmazcan'ın güzel bir şekilde fotoğrafladığı üzere Suriye'deki terör örgütüne sahip çıkıp terör örgütünün kuracağı bir devlet için Türkiye'nin onay vermesini bekliyor ve orada buna izin vermesini bekliyor daha doğrusu. Ve öte yandan da S-400 gibi Türkiye'nin hava sahasını koruyabilecek sistemi kabul etmediğini ifade ediyor ve bu NATO ile entegre olmayan bir sistem diye bir bahane de uyduruyor. Türkiye'nin hava sahasını korumak istemesinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından neden istenmediğini Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların hepsi iyice sorgulamalıdır. Neden sorgulamalıdır? Eğer stratejik müttefiğimiz ise bizim onlardan istediğimiz patriotları vermeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun ve müttefiklerimizin neden S-400 füzelerini, S-400 hava savunma sahası konusunda bize baskı yapıyorlar? Bunu düşünmeleri gerekir. İşte bu o kadar açık bir oyundur ki önce 15 Temmuz'da yaklaşıyor malum. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden fethetme planı yapan ve bir casusluk örgütünü, aynı zamanda bir terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de halkına karşı kullanan Amerika Birleşik Devletleri Teflon tava gibi bunu
kendisinin organize ettiğini kabul etmeyip bir yandan da FETÖ'cüleri korumaya alırken bir yandan da Türkiye'deki müttefiklik hikayelerini bize yutturmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. ABD emperyalizmi biz bildik bileli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ya sömürgeleştirmek, kolonileştirmek ve uydu devlet haline getirmek istiyor ya da yok etmek istiyor. İkisinden biri. Başka seçenek yok. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olma konusunda adım atmaya başladığı anda da geçmişte tarihte örneklerini gördük. Neler yapabildiğini görebiliyoruz. Ama artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte bu konuda ABD emperyalizminin Türkiye'ye yönelik ve tüm Batı'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarına karşı yek vücut olmalıdır. İşte HDP bu konuda ciddi bir turnusol kağıdı işlevi görüyor. Hasan Bey'in söylediği lafları tümüyle katılıyorum. Çok güzel şeyler söyledi Hasan Bey burada bugün. Ve çok önemli bir şeyler daha söyledi. Hatta bir yazımın başlığı bile yapabilirim bunu. Evet, bundan sonra ve 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de eğer bir siyaset yapılacaksa bu siyaset Türk bayrağı altında, Türk bayrağının gölgesi altında yapılmalıdır. Bu son derece önemlidir. Eğer Türk bayrağını siz reddediyorsanız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti olan Hakkari'ye gittiğinizde Türk bayrağı olmaması koşuluyla miting yapabiliyorsanız şayet artık Türkiye Cumhuriyeti Tine bir aidiyet duygusu beslemiyorsunuz demektir. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu basiretli, vatanını seven, vatanına aşık, vatanıyla aidiyet bağı kuran bir lider olsaydı şayet Hakkari'ye giderdi. Ben burada miting yapıyorum arkadaş. İsterse karşımda 10 kişi olsun yapacağım derdi ve o mitingi yapardı. Türk bayraklarıyla yapardı. İşte böyle bir muhalefet partisi ve böyle bir muhalefet partisinin lideri var bugün Türkiye'de. Ve ne yazık ki bu Türkiye'nin şanssızlığı. Yani böyle bir talihsizliği biz hak etmiyoruz. Türkiye olarak hak etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan vatandaşlar, evet AK Parti'den mutsuz olabilirler, Erdoğan eleştiriyor olabilirler. Ama bu gerçeği görmek zorundalar. Bu gerçek bir ihanet gerçeğidir. Bu ihanet gerçeğinin farkına varılmazsa herkes için çok geç olacak. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nda ve onun öncesinde ne badireler atlatmış bir milletiz. Yani kuru ekmeği talip ederek Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiş bir milletin çocuklarıyız. Atalarımız onlar. Ve eğer burada 3 kuruş patates soğanla ilgili olarak bir karar vereceksek şayet geçmiş olsun hepimize. Yani bu konuda hayat memat meselesi olarak bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet, hukuk devleti, fazla hukuk devleti, fazla demokratik devlet hatta. Ve Kobani kışkırtması yaparak ülkenin belli bir bölgesinde yüzden fazla vatandaşın katledilmesine sebep olan bir siyasal partinin genel başkanının hapiste olması bile Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin Atatürk tarafından kurulan partisinin genel başkanı tarafından onun elebaşının hapiste olması kınanabiliyor. Böyle bir rezalet olmaz. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlar hak etmiyor gerçekten de. İşte bu çıkmazdan kurtulmamız lazım. Yani Türkiye'de bir sürü bir takım eleştirilecek noktalar var. Yani AK Parti'nin iktidarı eleştirilecek noktaları var, yapılan hatalar var vesaire. Bir sürü şey var. Hepsi bunların üzerinde yükselerek Türkiye'nin bekasına bir tehdit söz konusu. Bu tehdide de FETÖ'cülerle birlikte yapıyorlar, HDP'lilerle ve PKK'lılarla birlikte yapıyorlar. Arkalarında da FETÖ'cüler var. Nasıl FETÖ'cülerden tüyü aldıklarını, yaptıkları her harekette görebiliyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Hatırlatmak zorundayım. O 15 Temmuz'dan sonra Fethullah Gülen denen FETÖ elebaşı bu bir kontrollü darbe dedi. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu kontrollü darbe dedi. O tiyatro dedi, arkasından Kemal Kılıçdaroğlu tiyatro dedi. Yani ne dese tekrarlayan bir papağan gibi ve bu bağlantıyı artık görmemiz lazım. HDP de bunlardan bir tanesi. HDP, Amerika Birleşik Devletleri'nin piyonu olan YPG'nin ve PKK'nın aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hain hançeridir. Arkamızdan saplanacak hançeridir. Bunu görmemiz lazım artık. Sayın Uğur, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Sayın Adalı, son toparlamaları da sizden rica edeyim. İki konu, değerli konuğumuz da çok önemli vurgular yaptılar. Ben de hani son söyleyecek, zaten bu konuda hemen hemen aynı şeyleri vurguluyoruz. Zaten içinde bulunduğumuz süreç de bunları söyletiyor bize. Çünkü tespitler yapıyoruz, durumu anlıyoruz ve işte milletin talebini de ekranlardan dillendirmiş oluyoruz. PKK'nın HDP olduğunu, HDP'nin de PKK olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu Türk milleti de biliyor.
ABD'nin kara gücü olduğunu da çok iyi biliyor Türk milleti. Hatta Türkiye'de yükselen son dönemde ABD karşıtlığını da eklemek isterim. İki değerli konuşmacının konuşmanın ek olarak. Arada Suvay şirketi yaptı daha geçen gün bir anket ve ABD Türk halkı ABD Türkiye'nin dostu değildir tespiti yapıyor. Yine geçtiğimiz ay bir anket yapılmıştı. %95'e çıkıyor burada da ABD karşıtlığı Türk milleti içinde. Yani bu talebin diyoruz ya Türk milletinin talebi işte ABD'ye karşı olan Türk milleti ABD'nin içimizdeki güçlerin de sözcülerin de meclisimizde de olmasını istemiyor, içimizde de olmasını istemiyor. Onların yeri çok istiyorlarsa Kandil, Kandil'in sözcülüğünü yapıyorlar. Kandil'e gitsinler, Mehmetçik günü geldiğinde onları oradan indireceklerdik. Artık buradan sonra süreç Türkiye açısından takip ediliyor yakından. Türk milleti bu davayı yakından takip ediyor. Süreç Anayasa Mahkemesi'nde, Anayasa Mahkemesi de Türk milletinin talebi olan bu durumla ilgili Türk milleti adına bir karar verecektir ve o karar da HDP'nin kapatılması olacaktır. Biz bundan eminiz. Yine dediğimiz gibi Mehmetçik Dağ'da polislerimiz, korucularımız, güvenlik güçlerimiz ABD emperyalizmine karşı savaşıyor, can veriyor, uzvunu veriyor. Gazi yani ölürse şehit, kalırsa gazi oluyor. Böyle bir inançla savaşıyoruz. İçimizdeki ABD artıklarına, uzantılarına da buradan sonra artık Türk milletinin hiçbir şekilde tahammülü kalmamıştır. Bundan muhalefet sahip çıkıyorsa, sırtını HDP'ye dayıyorsa o sırtı bir zamanlar Demirtaş'ta bir yere dayamıştı. Şimdi cezaevine dayıyor sırtını. Muhalefet de ABD ya da HDP'ye sırtını dayıyorsa bir daha düşünsün diyorum. İktidara da hükümete de artık içinde bulunduğumuz sürecin koşulları dayatıyor. Zorlu mecburiyeti bize dayatıyor. Türk milleti bir savaşın içinde ve bu savaşta önderlik yapacaklar hükümet ve bu hükümetin yapacağı görevler var. Önünde çok ciddi bir görev var. Topluma bunun daha iyi anlatılması gerekiyor ve içimizde bulunduğumuz cendereyi de yararak çıkacağız. Önümüz ferah, önümüz aydınlık. Türk milletinin zaferler, başarılar bekliyor yine diyelim. Böyle de bitirmiş olayım. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sayın Korkmazcan, Sayın Uğur, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Hasan Korkmazcan, Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Fuat Uğur ve Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı ile birlikte HDP'nin kapatılma sürecini yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gelmesini değerlendirdik. Şimdi biz programımıza başlarken bir deniz salyası seferberliği başlıyordu Marmara Denizi ile ilgili. Biz sıklıkla ekranlara Dilek Doğan'ın da gidişiyle gösterdiği gibi Caddebostan, İstanbul çevresini getiriyoruz. Şimdi Bursa'ya gideceğiz bir Mudanya ilçesinde. Orada da sıra dışı görüntüler var. İşte Marmara Denizi'ndeki deniz salyası yoğunluğunun yansıdığı o manzarayı izleyelim. Denize baktığımda bütün marinanın sanki betonla kaplanmış gibi bir malzemeyle kaplı olduğunu gördüm. Şaşırdım. Önce beton tabaka sandı. Yaklaştığında hafif bir hareket gördü. Çok geçmeden de gördüğü o tabakanın Marmara Denizi'nin nefesini kesen deniz salyası olduğunu anladı. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti. O kadar yoğunlaşmış ve kapalı kalmış ki yelen dalgalarla katlanmış. Bursa'nın Mudanya ilçesinde diş hekimi Alper Altay, geçen ay Güzelyalı Marina'daki teknesine bakmak için gittiğinde işte bu manzarayla karşılaştı. Sünger hatta daha kalın bir poliüretan tabaka gibiydi. Açıldığında, dış çeperi yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi koku geliyordu. Altay bir tekneye çıktı. Ayaklarını denize doğru uzattı, görüntü çekmeye başladı. Yakın zamanda yine gittiğimde gördüm ki marinanın içi yemyeşil. O kapı tabaka artık yok, lokalize olmuş bazı yerlerde dağılmış ama hala yemyeşil. 5 santim aşağısını görmek mümkün değil. Muhtemelen deniz altında çok büyük zarar verdi. Altay, deniz salyasının bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını söyledi. Denizle ilişkimizin minimuma indiği, deniz kenarında insanların en az sayıda olduğu kapanma sürecini yaşamıştık o dönemde. Buna rağmen böyle olduysa, uzun dönemde ne olabileceğini düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki bu organik bir kalıntı, organik bir yapı olsun. En azından doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal etken kaynaklıysa çok daha uzun dönemde, çok daha büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzücü, çok büyük hayal kırıklığı hepimiz için. İlgili bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer, müsilaj sorununun reaktif oksijenle çözülebileceğini söyledi. Devam eden çalışmalarla ilgili de güzel haberler verdi. Marmara Denizi'ni rehin alan deniz salyalarına karşı devam eden mücadeleyle ilgili bilim insanlarından çözüm önerileri geldi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer, müsilajla ilgili laboratuvarda devam eden çalışmalarını anlattı. Bu geliştirdiğimiz yöntem ve teknolojiyle Marmara Denizi'nde oluşan müsilajın giderilmesi, temizlenmesi, bertaraf edilmesi ile ilgili de çalışmaya başladık son bir hafta 10 gündür. İlk laboratuvar çalışmalarımız bize ön açıcı, ışık verici, umut verici sonuçlar çıkarttı karşımıza. Profesör Doktor Tecer, soğuk atmosferik plazma ile üretilen reaktif oksijenin deniz suyuna enjekte edilmesiyle sorunun çözüleceğini tespit ettiklerini belirtti. Denizden aldığımız su numunesinde deniz salyası ile alakalı oksijenlendirme, reaktif oksijen vererek arıtılma işlemi başardık. Bu atmosferik plazma tamamen yerli sermaye ve yerli bilgi birikimiyle icat edilmiş, navha olarak ortaya konulmuş bir sistem. Atmosferden aldığı oksijeni plazmik bir reaktör içerisinde enerjilendirerek deniz suyundaki salyanın bertaraf edilmesi amacıyla kullanıyoruz. Müsilaj, deniz canlılarının da hayatını oldukça tehlikeye sokuyor. Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer, müsilajın deniz içerisindeki oksijenin düşmesine sebep olduğunu vurguladı. Deniz salyasının deniz canlılarına verdiği en büyük problem, en büyük sorun, denizin içerisindeki oksijenin tükenmesine sebebiyet vermesi ve atmosferden de oksijenin kazanımının yollarını engellemesi yoluyla oluyordu. Buradaki hem derin denizlerdeki ve yüzeydeki canlıların oksijen noksanlığı nedeniyle bitme noktasına gelmesine sebebiyet veriyordu. Laboratuvar koşullarında sınırlı miktarla yapılan bu uygulama Marmara Denizi'nde de uygulanabilecek. Fakat uygulama yöntemleriyle ilgili çalışmalarsa halen devam ediyor. Günlüğe değerli bir konuğumuzla devam edeceğiz. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte. Sayın Ünal, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. 14 Haziran'da bize önemli bir görüşme bekliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görüşme öncesinde uluslararası siyasi arena oldukça hareketli bir görüşme gerçekleşti. Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında iki isim de 2030 NATO konsepti hakkında görüş birliğine vardıklarını ve bunun ne kadar önemli olduklarını yinelediklerini söylediler. Şimdi Biden ve Stoltenberg'in bu zirve öncesi görüşmesi sizce ne anlama geliyor? Önce onunla başlayalım, sonra 2030 konseptini soracağım ayrıca. Bence beklenen bir görüşme, çok önemli değil. Çünkü yani önemli şu manada önemli. Orada eğer Biden NATO toplantısından önce NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi komik olur zaten. Ama şöyle bizim açımızdan da önemli olabilir. Çünkü aslında madem ki NATO'nun geleceğiyle ilgili plan ve projeleri görüşüyorlar, o zaman NATO Genel Sekreteri bu Türkiye'yi fazla ciddiye almama niyetli, hatta zaman zaman neredeyse Türkiye düşmanı gibi hareket eden Amerikan Başkanı'na Türkiye'nin o NATO konseptinin içinde ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye'siz bir NATO'nun aslında pek de öyle kuvvetli bir NATO olmayacağını, hele hele çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye gibi bir ülkenin öyle kolaylıkla elden çıkarılmasının söz konusu olmayacağını anlatmıştır umarım. Çünkü NATO Genel Sekreteri anlatması gerekir. Amerikan yönetimine şu anda yığılmış böyle Türkiye karşı da epeyce bir kafa var. Oradaki pek çok grup ve lobi de onları Türkiye karşıtlığı konusunda dolduruyorlar. Sanki bu iş böyle, onlar orada bir karar verince, Türkiye karşıtı birkaç karar alınca, işte soykırım lafını kullanınca veya S-400'lerle ilgili Türkiye'ye haddini bildirecek ev ödevini tebliğ edince her şey yoluna girer zanneden bütün tipler toplanmış durumda şimdi Washington'da. Dolayısıyla onlara göre daha makul birisi olan, daha makul birisi olması gereken NATO Genel Sekreteri ile görüşmüş olmasının bu açılardan da önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı.
Şimdi 2030 NATO konseptinden bahsediyoruz. Raporda dikkat çeken konu elbette ki Rusya ve Çin'in tehdit olarak görülmesi ve hedef alınması. Baktığımız zaman Türkiye için Rusya'da Çin'de önemli iki stratejik ortak. Özellikle Türkiye ve Rusya birlikteliğinin bölgede birçok noktada problem ve sorun çözücü olduğunu gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin de etkisinin kırılmasında iki ortaklık önemli bir etken oldu. Türkiye'nin bu konsept içindeki tavrı nasıl olacak sizce? Nasıl olacağı göreceğiz. Çünkü Türkiye ilginç bir ülke. Böyle nüansları ve gergin bir ip üzerinde yürümeyi, ip cambazlığını diplomaside, ki bunlar normal dış politikanın ve diplomasinin olmazsa olmazları zaten, onları yönetmede pek başarılı bir ülke diye söylenemez. Çünkü böyle bir gergin ip üzerinde yürürken ikide bir sağa sola vurabilen bir ülke. Bölgesel ilişkilerinin ne hale geldiğini son 10 yılda hepimiz gördük. Suriye içinden çıkılmaz bir sorun olarak önümüzde duruyor ve en fazla Suriye'den sonra Türkiye'nin başını ağrıtan bir konu. Mısır'la daha yeni yeni bir toparlanma içindeyiz. Onun da devam edip etmeyeceği belli değil. İnşallah sağlıklı bir şekilde o süreç devam eder. Suudi Arabistan'la keza öyle. Keza İsrail'le iyiye doğru giden ilişkiler bir anda bu Filistin olayları üzerinde sonucunda ya da tekrar uzun süreli bir beklemeye gömüldü. Fransa ile yürüttüğümüz söz düellosu, ki hiçbir karşılıklı elle tutulur, gözle görülür, işte şu diyebileceğimiz ulusal çıkara dayanmayan söz düellosunu işte dündü galiba Dışişleri Bakanımız Paris'teydi. Ondan önce L'Opinion gazetesine yazdığı makalede gayet makul ve mantıklı önerilerde bulunuyor Fransa. Yani bu iş artık fazla uzattık, gelin toparlayalım diye. Keza bu Ukrayna-Rusya ilişkileriyle ilgili olarak da çok ciddi bir ip cambazlığı gerektiriyor orası. Bir yandan Ukrayna'ya ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım. Çünkü Ukrayna ile epeyce bir alanda işbirliği yapıyoruz. Bunlardan biri de Ukrayna'daki silah sanayi altyapısıyla Türkiye'nin birebir ilişkisi var. Hatta şöyle şunu unutmamak lazım. Sovyetler Birliği zamanındaki en büyük savunma sanayi altyapısı Rusya Federasyonu'nda ve Ukrayna'daydı. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu alanda gelişmiş fabrikaları, kompleksleri var ve Türkiye onlarla işbirliği yapıyor. Bu işbirliğini sürdürmesi lazım. Hatta bir ara uluslararası basında ve Ukrayna basınında Türkiye'nin Ukrayna'nın en büyük motor fabrikasını, bu savunma sanayine motor sağlayan fabrikayı almaya hazırlandığına dair haberler çıkıyordu. Çünkü galiba Çin de aday, ama onlar Çin'e değil de Türkiye'ye satmak istiyorlardı gibi, ya da ortaklık vermeyi. Şimdi öte yandan Rusya ile işbirliğimiz ise sizin de söylediğiniz gibi çok çok önemli bir düzeyde. Türkiye NATO üyesi olması Rusya ile işbirliğini engellememeli. Yani bu böyle bir siyah bir beyaz gibi olmaz dış politika. Türkiye bırakın şimdi çok kutuplu dünya düzenini, Soğuk Savaş'ın ortasında bile 1964 ile hemen hemen 80'lerin ortasına kadar kabaca bir 15-20 yıl boyunca Sovyetler Birliği ile NATO üyesi olarak kalmasına rağmen ilişkilerini fevkalade iyi tutmayı başarmış, becermiş bir ülke. Şimdi niye yapmayalım? Tabii ki Rusya ile işbirliğimizin çok geniş alanları var ve ilk defa bu işbirliğini Türkiye ile Rusya birlikte sadece ekonomik ve ticaret alanıyla sınırlandırmayıp siyasi alana ve hatta askeri işbirliği alanına doğru kaydırmış durumdalar. Bunun Türkiye'ye sağladığı çok önemli kazanımlar var. Rusya'da var. Unutmayalım ki bu işbirliği ve anlayış birliği sayesinde Suriye'de mesela bir Türk-Rus savaşı engellenmiş oldu. Daha da öte önemlisi, bölgede kapsamlı bir işbirliği içinde Türkiye ile Rusya. Mesele sadece Türkiye'nin bir şey sırasında Batı'ya güvensizliğinin bir göstergesi şeklinde Rusya'dan S-400'ler alması şeklinde sınırlamamalıyız. Yani Rusya ile anlayış birliğimiz bize Karabağ Savaşı'nı kazandırdı. Rusya ile işbirliğimiz çok daha geniş alanlarda bize birçok şey kazandırabilir. Örneğin Rusya'nın bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni niye tanımaması anlaşılır bir şey değil. Bunlar konuşulabilir, konuşulmalı da.
karşılığında Rusya neler talep ediyor olabilir, bu anlayış birliğinden neler istiyor olabilir, bunlar söylenmeli. Bunların karşılığı olarak da aynen sizin daha önce başlangıçta ifade ettiğiniz gibi NATO'nun bu 2030 vesaire konseptlerinin içine Rusya, Çin rakip veya düşman ülkeler olarak yerleştiriliyor olsa bile Türkiye o plan ve projeleri ya da o konseptleri genel manada, bakın genel manada onaylıyor olsa bile mutlaka NATO'daki müttefiklerine bakın kardeşim ben sıradan bir NATO ülkesi değilim. Birincisi ben bu yani eski Sovyet blokundan çıkmış ve Rusya'ya diş bileyen ülkelerin ergen tavrı içinde olamam. Onlarla bu manada Rusya karşıtı işlerin işbirliğinin içinde olamam. Çünkü benim Rusya'yla bir dünya işim var. Bu o Akdeniz'den başlıyor, Doğu Akdeniz'den efendim belki Kıbrıs'a doğru genişleyecek. Türkiye üzerinden Güney Kafkasya'ya, oradan Orta Doğu'ya, doğrudan Rusya'yla işbirliğine çok çok büyük paralar içeren bir işbirliğine ulaşıyor. Hacmi çok geniş. Dolayısıyla ben hiçbir zaman Rusya'yla sizlerin yaptığı türden, kurduğu türden bir ilişki içinde olamam. Benim Rusya'yla bir düşmanlık içinde olmamı beklemeyin. Ha, NATO'nun bu konseptlerine baştan karşı çıkarak bunları engellemem belki ama bu konseptler uygulamaya döndüğünde ne anlama geldiğine her dönemde bakarım. Bunların uygulamasının benim Rusya ile olan ilişkilerime zarar vermesi halinde hop derim. Bunları söylemesi lazım Türkiye'nin. Sayın Ünal, tahmin ediyorum da söylüyordur. Şimdi benim aslında başta Biden-Stoltenberg görüşmesini özellikle vurgulamamın sebebi de şu soruyu soracak olmamdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üzerindeki etkisi acaba kırılıyor mu? Neden? Çünkü şöyle baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman NATO aracılığıyla da Türk-Rus ilişkilerini baltalamaya çalıştı. Özellikle Karadeniz'de bunu gördük. Şimdi baktığımız zaman Almanya-Rusya arasındaki ilişkiler de oldukça gelişiyor. St. Petersburg Forumu'nda baktığımızda Vladimir Putin önemli bir açıklama yaptı o gün. Kuzey Akım 2 projesinde ilk hatta çalışmalar tamamlandı dedi. Yani Almanya ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliği de oldukça önemli. Yani Rusya, Türkiye, Rusya, Almanya ilişkileri Amerika'nın istemediği, engelleyemediği durumlar. Bu açıdan bakarsak Amerika'nın NATO'ya artık hükmedemiyor mu sizce? Şimdi Amerikasız bir NATO kısa vadede pek olabilir gibi görünmüyor. Dolayısıyla her halükarda Amerika'nın oradaki etkisi devam edecektir. Hem de büyük bir şekilde. Bir de NATO'ya yeni katılan, bu Soğuk Savaş'tan sonra katılan Doğu Avrupa ülkelerinin tamamı Amerika'ya mahkum ve mecburlar. Yani Polonya'dan Romanya'ya, yukarıya Baltıklara doğru uzanan o çizgide yer alan ülkelerin hemen hemen hepsi. Bunlar eskiden Sovyet bloku içinde yer almışlar ve bir şekilde hepsinin tarihinde ve yakın tarihinde özellikle Soğuk Savaş dönemine ilişkin olarak Rusya karşıtlığı politik kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olmuş. Şimdi bizim böyle bir derdimiz yok. Bir de bu ülkeler kendi çaplarında, kendi ayakları üzerinde durabilecek durumda ülkeler değil. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Rusya ile kendi başımıza ikili ilişkiler kurabilen belli bir büyüklüğe ulaşmış, belli bir güce ulaşmış bir ülkeyiz. Rusya'nın bize göre silah altyapısı, savunma altyapısı çok daha gelişmiş, çok daha kapsamlı olabilir. Biz de az değiliz bu alanlarda artık. Yıllardır biz de bu alanlara girip çıkıyoruz ve bugün Türkiye 80-85 milyon arasında, Rusya 140 milyon civarında ama bir 30 sene sonra nüfuslarımız da dengelenecek. Putin'in Karabağ Savaşı sırasında söylediği gibi herkes bizim işte Ermenilerden yana olmamızı istiyor, din birliğinden bahsediyor. Oysa hatırlayın, görmelisiniz kardeşim, yani Rusya Federasyonu içinde de şu kadar yani milyonlarca Müslüman ve Türk var. Türk kökenli insanlar var. Onların varlığını görmezden mi geleceğiz diyen insanlar da var. Şimdi bizim Ruslarla, Slavların büyük bir bölümüyle kaderimiz giderek ortaklaşıyor bu coğrafyada. Ruslar da bunu görüyorlar, biz de görüyoruz. Ha, bizim yönetimler yeterince görüyor mu, bizim elit yeterince görüyor mu, o ayrı bir şey. Sadece Ruslarla Türkler arasındaki karışık evliliklerin sayısına baksınlar.
ve bunların nasıl işler, evlilikler olduğunu görsünler. Her biri birer ikişer, üçer çocuklu olarak devam ettiğini görsünler. Biz Batılılarla onlarca senedir birlikteyiz. Kaç tane evlilik olmuş, kaçı düzenli olmuş, kaçından süreklilik sağlanmış söz konusu bile değil. Yani halklar zaten çok iyi anlaşıyorlar. Dolayısıyla burada bu aynen devam edecek bir süreç. Bunu önlemenin mümkünatı da yok. Ayrıca iki tarafa da muazzam çıkar sağlıyor bu süreç. Sadece coğrafyanın iki tarafın çıkarına kullanılması yetiyor. Ortak çıkarlar açısından. Dolayısıyla burada yapılacaklar belli. Ha ama hemen böyle işte Batı dünyası bitiyor. Mesela Amerika'nın etkisi azalıyor falan. O halde biz şu cephede yer alalım. Yok böyle bir şey. Çünkü cephe yok ortada şu anda. Mesela şu anda Rusya kendisi Amerika ile uzlaşmanın yollarını arıyor ve uzlaşmış durumda. Batı bu Kuzey Akım 2 projesi çerçevesinde. Ha Amerika da şunu gördü ki Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtmak istediği sonucu vermiyor. Niye? Çünkü Almanya ve Fransa Amerika'nın yanına takılmıyor. Bu daha ergen dediğim Doğu Avrupa devletleri takılıyor. Onlar Amerika'ya abi gel hep beraber Rusya'nın üzerine çökelim der gibi bir tavır içindeler. Onların kendi sorunları var. Ama Almanya, Rusya bunlar önemli devlet, Almanya, Fransa bunlar önemli devletler ve çok büyük ekonomik varlıklara sahipler. Ve geleceklerinin nerede olacağını tabii ki ciddiyetle düşünmek durumunda olan devletler. Bizim de bunların hepsini dikkate alan politikalar üretmeliyiz. Hı hı. Mesela Amerika'nın diyelim ki dünyada ikinci büyük güç haline dönüşmesi bir 30-40-50 sene alabilir. Anlatabilir miyim? Bu 30-40-50 sene içinde biz çok erken bir hesap yaparsak harcanırız. Onun için bizim diplomasimiz, şu anda dış politikamız tam manasıyla böyle nüanslar üzerinde ve ip cambazlığı esasına dayanmalı. Hı hı. Ve bu da bu çok kutuplu dünyanın aslında çok kutuplu dünyanın hem lafzına hem de ruhuna uygun bir şeydir. Hı hı. Çok kutuplu dünyada bugün Türkiye gibi orta büyüklükte ve bölgeler arası güç olabilecek, bölgeler arası yani tek bölgede değil, orta büyüklükte ve bölgeler arasında güç kendisini hissettirebilme gücü olan bir ülke olarak çok ama çok fırsatlar yakalayacak. Yeter ki bunu akılcı, makul ve ulusal çıkar çerçevesinde kullanmayı bilelim. Şimdi 16 Haziran'daki görüşmeyi de tabii merakla bekliyoruz Biden ve Putin arasındaki. Ben tekrar 14 Haziran'a dönmek istiyorum süremiz de daraldığı için. Amerika Birleşik Devletleri 14 Haziran'da Türkiye'den ne talep edecek Sayın Ünal? Vallahi bunları geçenki gelen Sherman söyledi gitti bakan yardımcımız. İşte tebliğ etti. Bu S-400'leri elinizden çıkartın dedi. Şaka gibi yani. Bizim YPG, PKK ile işbirliğimiz tamamen IŞİD'le mücadeleye dayanmaktadır dedi. Kıbrıs'ta iki devletli çözümü biz kabul etmiyoruz dedi. Valla bence kendisine, valla çikolata da ister misiniz, bir kahve daha içer misiniz, Türk kahvesi güzeldir demek lazım. Hiç ciddiye alıp konuşmamak bile lazım. Yani söyleyeceklerinizin hepsi buysa kardeşim, bunun için gelmeyin ya, kapımızı da çalmayın demek lazım. Efendim Türkiye'nin bu ekonomik durumuyla, iyi de yani bunu zaten malzeme yaparsanız, efendim bu ekonomik durumuyla Türkiye Amerika'ya ne diyecek? Ne diyecekse diyecek yani, bunun sonu yok yani. Çünkü Amerika ile bir defa S-400 pazarlığı yapılamaz. Amerika ile YPG, PKK pazarlığı bile yapılamaz. Talep edilir. Amerika suç işlemektedir. Bak ben buradan bir şey söyleyeyim. Bu PKK, YPG mücadelesinde hayatını kaybeden personelimizin, şehitlerimizin ve yaralanan askerlerimizin ailelerinin bu Amerika'dan doğrudan talepkar olması lazım. Çünkü Amerika'nın gözümüzün önünde verdiği silahlarla bu insanlar şehit ediliyor, yaralanıyor. Bunun sonu yok kardeşim. Ankara'ya Wendy Sherman geldiğinde onlarla görüştürmek lazımdı. Onların bir ne bileyim bir platformu olması lazım. Bir sivil toplum örgütü olması lazım. Ve denilmeli ki o kadına bak gel sen şunlarla bir görüş. Bunları sen böyle dandın konuşuyorsun. Bu iş böyle kolay değil yani, burası da bir demokrasi, bu ülkede de bir kamuoyu var
Ve bu ülkedeki kamuoyunun %90'dan fazlası Amerika'yı rakip, düşman görüyor artık. Ha umurunuzda değilse vallahi biz misafirperveriz. Buyur bir kahve daha iç. Ama bunun dışında bizim sana söyleyecek bir lafımız mı var? Hayır, yani ciddiye bile almıyoruz. Ha şimdi mesela burada şeye gelmiyor. Görüşmelerde genellikle ön planda yer almıyor. İki devletli çözüm konusunda Amerika'nın ön açıcı olması lazım. Yani Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka neyi öneriyor olabilirler bize? Bütün benzeri sorunlarda her yerde birden fazla devlete bölündü bütün bu yapılar. En son işte Filistin'de kendileri de diyorlar ki iki devletli, işte Doğu Kudüs başkentli bir Filistin devleti kurulmadan ve egemen bir devlet olarak topraklarına hakim olmadan bu iş çözülmez diyorlar. Kendileri diyor. Kıbrıs'ta niye tek devlete gidiyoruz ve ısrarla Türkiye'yi çıkarma projeleri peşindeyiz? Yani böyle bir şey var mı ya? Şimdi sen mesela soykırım dedin. Yani ne demek yani biz katillerin çocukları mıyız, torunları mıyız? Yani açmayın ağzımızı demek lazım. Ha, dolayısıyla burası şudur. Burada bir görüşme yapmak lazım ayın 14'ünde. Karşı tarafı hem dinlemek hem de kardeşim bakın. Sizin bu ağzınızla bir yere gidilmez. Aklınızı başınıza alın demek lazım. Bakın ilk defa The National Interest dergisinde güzel bir makale gördüm. Bugün yayınlanmış galiba ya da dün çıkmış. İlk defa aslında Türkiye'yi kaybetmenin Amerika'ya neye mal olacağını yazıyor. Ha Türkiye'de ya işte niye S-400 aldınız? İşte Amerika ile ilişkilerimiz bozulacaktı. İşte başka bir yollar deneseydik falan diyenler ve bunun içinde hükümete bir tür danışmanlık yapan kuruluşlar da var, adlarını vermeyeyim. Amerika ile Rusya'ya karşı birlikteliğimizi savunmaya çalışanlar var ama şunu söylemiyorlar. Peki biz bu yapacağımız hizmetçilik karşılığında Amerika'dan ne çıkar temin edeceğiz, ulusal çıkar temelli? Ne elde edeceğiz? Yani Amerika mesela YPG'ye olan bütün desteğini durdurup Büyük Kürdistan projesinden vazgeçtiğini mi açıklayacak? Amerika Kıbrıs'ta iki devletli çözüme evet deyip KKTC'yi tanımanın önünü mü açacak? Amerika, Amerikan başkanı o kullandığı soykırım lafını oradan alıp katlayıp bir yere mi koyacak? Ben hata etmişim, vazgeçtim mi diyecek? Demiyorsa o zaman Amerika'yla, böyle bir Amerika'yla Rusya'ya karşı İşbirliği yapmanın Türkiye'ye hangi ulusal çıkarları temin edeceğini söylemeleri lazım. Bunu Amerikalılar kendi hükümetlerine söylüyorlar. Diyorlar ki Türkiye'yi kaybederseniz bakın ki bu yazıda çok açık bir şekilde diyor ki Türkiye'siz bir NATO bile olmaz diyor. Aklınızı başınıza alın ha diyor. Şimdi onlar bunu derken Türkiye'deki bazı çevrelerde böyle miyop bir bakış açısıyla işte bundan 20 sene öncesinin, 30 sene öncesinin laflarını ediyorlar. Ha, sonuçta özetle şu, evet bu görüşme olacak, olmalı. Çünkü bir de taraflar eteklerindeki taşı dökmeli. Ama burada sağlam durmak lazım. Mesela sadece S-400 üzerinden yapılacak bir pazarlık Türkiye'ye zarar verir. Bütün konular ele alınmalı ve Amerika'nın bütün bu konularda nihai amaç ve niyetlerinin ne olduğu ortaya çıkmalı. Ona göre hareket edilmeli. Evet. Bir sorum da şu olacak sonrası için, yani 14 Haziran sonrası için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD'den vazgeçmeyecek. Türkiye S-400'den ve terörle mücadeleden vazgeçmeyecek. Bizi nasıl bir süreç bekliyor Amerika'yla? Şimdi önce vazgeçmeyeceğini 14'ünde görelim. Ondan sonra konuşalım. Şimdi rahmetli Demirel çok, şimdi rahmetli Demirel çok büyük bir devlet adamıydı. 1968'de Kıbrıs'a Yunan tarafının Yunan cuntasının 12 bin kişilik bir tümeni gizli yollarla çıkardığı ortaya çıkınca Türkiye çıkarma yapma askeri müdahale tehdidini dile getiriyor. Bu defa 64 Johnson mektubundan dolayı Amerika'nın da şeyi ağzı yanmış, yani sütten ağzı yanmış. O yüzden ayranı üfleyerek içiyor. Türkiye'ye bir laf etmeye niyeti yok. Hemen Dışişleri Bakanı galiba Cyrus Vance'di.
Ankara'ya geliyor, görüşmesinde diyor ki rahmetli Demirel'e, ya diyor siz diyor Sayın Başbakan işte Kıbrıs'a çıkarmadan bahsediyorsunuz. Bir de askeri olarak Türkiye 64'e göre biraz daha hazırlıklı. Tam değil, 74'teki gibi değil ama hazırlığı var. Yani yapabilir bu sefer. Zorlansa da yapabilir ve diyor ki yani hep çıkarma yapmaktan söz ediyorsunuz. Niyetiniz bu mu diyor. Tabii rahmetli diyor ki ya şunların yaptığına bak, adaya diyor işte gizlice 12 bin kişilik asker çıkarmışlar falan filan. Şimdi Cyrus Vance diyor ki peki ben Yunanistan'dan bu askerleri geri çekmesini söyleyip bunu başarırsam Kıbrıs'a çıkarma yapma fikrinden vazgeçer misiniz diyor. Şimdi cevap, diyor ki sen önce onu bir sağla, sonra konuşalım diyor. Önce bir olsun, sonra konuşalım biz Haziran sonrasında. Aynen. Tamam. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar efendim. Çok sağ olun. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal'la birlikte hem NATO zirvesini hem Türk-Amerikan ilişkilerini görüştük. 14 Haziran sonrası bizi nasıl bir süreç bekliyor hep birlikte izleyeceğiz. Türkiye bugün yaptığı açıklamalarda, basına yansıyan açıklamalarda S-400'den vazgeçmeyeceğini ifade etmişti. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD'den vazgeçecek mi? Kıbrıs'ta iki devletli çözümü tanıyacak mı? Türkiye'nin öne süreceği bütün çözümlere evet diyecek mi? Sayın Hasan Ünal'ın da dediği gibi 14 Haziran zirvesi gerçekleştikten sonra bunların hepsini konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından günlük devam edecek. Günlüğe kaldığı yerden devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeye aktaralım. 29 Mayıs 4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı. O açıklamaya göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63.93, Ankara'da 99.50, İzmir'de ise 41.23 oldu. İllerimizin haritasını Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini gönderiyoruz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca. 29 Mayıs ile 4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarına baktığımız zaman yine İstanbul'u hatırlatalım. Her 100 bin kişide 63.93, Ankara'da 99.50, İzmir'de ise 41.23 oldu. Tüm illerimizin vaka sayısını internetten, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından gönderdiği ekte görebilirsiniz. Biz şimdi konuklarımızla devam edeceğiz. Aydınlık Gazetesi'nin abone atılım kampanyası devam ediyor. Bu kampanya kapsamında da konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Aydınlık Avrupa Eki Editörü Sayın Özgür Altınbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. İlerleyen dakikalarda Aydınlık Gazetesi Almanya temsilcisi Can Çakır da bizlerle birlikte olacağız. Biz başlayalım Can Çakır gelirken. Önemli bir atılım kampanyası başlattı Aydınlık Gazetesi. Abone kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Son bilgiler sizde varsa onu da almak isteriz ama Avrupa Eki de ayrıca önemli. Avrupa Eki'nin Avrupa'da yarattığı etki nasıl oldu? Tabii Avrupa Eki'nin Avrupa'da yarattığı etki büyük oldu. Çünkü biz daha yeni çıkarttık bu eki. Yaklaşık 2,5 ay oluyor. 9. sayımızı yaptık. Her hafta pazar günleri çıkan bir ekimiz. Avrupa'daki Türklerin sesini duyurmak için, onların sorunlarına çözüm bulmak için yaptığımız bir ek. İlk başlarda çok güzel dönüşler aldık. İlk olarak 2 sayfa olarak çıktı bu ekimiz. İlk 4 hafta 2 sayfa olarak. Ardından 4 sayfaya çıktı 2 katına. Çünkü birincisi... Avrupa'da yaşayan Türklerin gerçekten bir sesi oldu Avrupa Aydınlık Eki. Bunun sonucunda da gelen yoğun talepler sonrası biz bunu 4 sayfaya çıkartmak zorunda kaldık. Hem talepler hem de Avrupa'dan gelen, Avrupa'daki Türklerden gelen muhabirlik isteği, yazı yazma isteği bu ekinin 4 sayfaya çıkmasına neden oldu. Şu anda çok iyi bir çalışma yürüyor. Özellikle e-abonelik kampanyasıyla birleştirdiğimizde Avrupa Eki'nin büyümesi de aynı oranda gidiyor.
Çünkü Avrupa'daki Türkler bir sorunla karşılaştığında, biliyorsunuz ki son dönemde Avrupa'daki Türklere karşı, Müslümanlara karşı bir de özellikle bir baskı oluştu. Bu baskının altında kalan Türkler ve Müslümanlar direkt olarak Avrupa Aydınlık Ekiyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de onların yazılarına, onların çektiği sıkıntılarına bir çözüm bulmak için yazılar, haberler yayınlıyoruz. Örneğin şu örneği verebilirim. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'nin dış politikasındaki atağıyla birlikte Avrupa'da özellikle bazı iktidarların Türklere karşı, Avrupa'da yaşayan Türklere karşı bir baskısı mevcut. Bunun sonucunda da oradaki Türkler seslerini duyurmak için bize telefon açıyorlar, bize yazıyorlar. Biz burada bir sorunla karşılaştık, bunu duyurmak istiyoruz diyorlar. Örneğin son olarak Avusturya'da çıkan bir İslam haritası vardı. Avusturya'daki birçok akademisyenin de katıldığı, profesörün katıldığı bir Avrupa İslam haritası vardı çalışması. Burada oradaki Müslümanlar ve özellikle Türkler fişlenmişti. Yaklaşık 600 kadar cami ve Müslümanların kurduğu dernek ya da Türklerin kurduğu dernek harita üzerinde fişlenmişti. Ve haritada şöyle bilgiler vardı sitenin içerisinde. İşte başka bir bildiğiniz böyle kurumlar varsa bize ulaşın diye. Burada bir fişlenme faaliyeti ortaya çıkmıştı Avusturya'da. Tabii sizi bölüyorum hemen. Sayın Can Çakır da bizlerle birlikte, Aydınlık Gazetesi Avrupa temsilcisi, pardon, Almanya temsilcisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Hemen devam edelim. Özgür Altınbaş'la hemen size döneceğim. Bunun sonucunda biz bunun haberini yaptık. Manşetimizden verdik. Manşet sonrasından, manşetten iki gün sonra bu sitedeki faaliyet kaldırıldı. Şöyle bir açıklama yapıldı. Biz tekrardan bunu faaliyete geçirmek için şimdilik durdururuz. Çünkü Türkiye, özellikle Avrupa'da, Avusturya'da, Almanya'da ve diğer Türklerin yaşadığı bölgelerde buna karşı örgütlü bir tepki geldi. Biz bu örgütlü tepkiyi gazetemize yansıttık. Gazetemize yansıtınca aslında bir başarı elde etmiş olduk. Bunun gibi birçok örnek var. Özellikle şimdi Can arkadaşımız onlarla ilgili çok daha detaylı bilgi verir. Yani Avrupa'daki Türklerin sıkıntısı ne? Bu sıkıntıları çözmek için Avrupa Aydınlık, yani Avrupa Eki ne yapıyor? Onlarla ilgili zaten Can çok daha detaylı bilgi verir. Hı hı. Evet Can Çakır, tekrar hoş geldiniz. Özgür Altınbaş aslında bir soruyla beni yönlendirmiş oldu. Avrupa'daki Türklerin sıkıntısını Avrupa Aydınlık Eki dile getirebiliyor mu? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Rağbet var mı? Evet Özgür de zaten az önce söylemeye başladı. 11 Nisan'dan bu yana Avrupa Ekimizi düzenli olarak her hafta yayınlıyoruz. Ve ilk sayımızla birlikte aslında ne kadar büyük bir ilgi ve talep, ihtiyaç olduğunu aslında gördük. Yabancı düşmanlığı konusunda zaten her şekilde, ama ayrıca Almanya'daki, yurt dışında, Avrupa'daki Türklerin kendilerine has gündemleri oluyor. Mesela geçtiğimiz pazar günü çifte vatandaşlık konusuna da değindik. Almanya'daki, Avrupa'daki Türklerin başlı başına aslında gündeminde olan konulardan biri. Ve yani Özgür arkadaşımız da az önce ifade etti. Gerçekten yani öylesine bir talep, öylesine bir ihtiyaç var ki, İki sayfayla başladığımız bu çalışmayı hemen hızlıca 4 sayfaya çıkarmaya başladık. Evet, bu çalışmalar peki Özgür Altınbaş şöyle bir ifade de kullandı. Yazmak isteyen, haber yollamak isteyen, muhabir olmak isteyen vatandaşlarımız da oluyor diye bir ortak akılla ve aslında baktığımız zaman vatandaşların da desteğiyle büyük bir ekiple mi yürüyor? Aslında biz bu çalışmayı tabii ki Aydınlık içerisinde dış haber müdürümüz, Orçun arkadaşımız, Özgür Altınbaş'ın editörlüğüyle aynı şekilde yine Aydınlık yöneticilerimiz Yener Güneş, İlker Yücel, Osman Erbil'in de destekleriyle, katkılarıyla bu çalışmayı yapmaya başladık. Her ülkede Aydınlık muhabirlerimiz, temsilcilerimiz zaten var. Avusturya'da, İsviçre'de, İngiltere'de, Hollanda'da, Belçika'da. Onların desteğiyle güzel, dolu dolu bir içerik çıkararaktan Avrupa'nın gerçekten en batısından, İngiltere'den, İrlanda'dan, Batı Trakya Türklerine kadar ulaşan Avrupa'daki Türklerin sesini oluşturmayı başardık diyebiliriz. Hatta artık öylesine bir talep artıyor ki Avrupa Ekini biz insanlarla paylaştıkça, okurlarımızla paylaştıkça kendileri de, abonelerimiz de artık katkı sunmak istiyorlar. Abonelerimiz artık haber hazırlayıp bize gönderir hale gelmeye başladılar. Kendi hayatlarının içinden, kendi bulundukları şehirlerdeki gelişmeleri haberleştirip artık bize gönderiyorlar. Onları yayınlamaya başlıyoruz.
Biraz önce konuya girer gibi olduk. Yani Avrupa'daki vatandaşlarımızın sesi oluyoruz diyorsunuz. Avrupa'daki vatandaşlarımızın sorunlarını dile getiriyoruz diyorsunuz. Peki vatandaşlarımızın ne gibi sorunları var? Biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii ki zaten o başlıca gündemlerimizden biri olan ırkçılık konusunu az önce Özgür ifade etti. Bunun yanı sıra Almanya şimdi artık gerçekten bir karar sürecinde, Avrupa bir karar sürecinde. Küresel gelişmelerle birlikte Avrupa, Amerika'nın baskıları ve tehditleri karşısında Almanya ve Almanya'da yaşayan Türkler, Avrupa ve Avrupa'da yaşayan Türkler de bundan doğrudan doğruya etkilenmekte. Bir taraftan Türklerin vatanseverliğiyle Almanya içerisinde, Avrupa içerisindeki Amerikancı güçlerin karşı karşıya geldiği bir süreçteyiz. Geçtiğimiz hafta ne yaşanmıştı mesela? Berlin'de bizzat hükümetin, devletin desteklediği bir FETÖ projesi, için temel atma töreni gerçekleşti. Bunun karşısında halbuki Türk milletinin, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türklerin kendi milli sesini duyurabilmeleri için bir araca sahip olmaları gerekiyordu. Ve bu araç doğrultusunda da Avrupa 2 olarak Türklerin hem tepkisini gösteriyoruz bu şekilde sayfalarımızda, hem de onların da bir mücadelelerine katkı sunmak için bir vesile yaratmış oluyoruz, bir araç yaratmış oluyoruz. Evet, Özgür Altınbaş, size döneyim hemen. Şimdi Avrupa'daki vatandaşlarımızın sesi oluyoruz ama bir de Türkiye'de çok hareketli bir siyasi iklim var açıkçası. Türkiye hem terörle mücadele konusunda başarılı adımlar atarken hem de iç cepheyi bütünleştirmek adına önemli hamleler yapıyor. Mesela en yeni gündemlerimizden biri HDP'nin kapatılma sürecinin yeniden başlaması. Tüm bu siyasi gelişmelerin Türkiye'deki Avrupa'ya yansıması nasıl oluyor? Tabii Avrupa'ya yansıması oldukça büyük oluyor. Az önce de belirttiğim gibi Türkiye'nin dış politikada yaptığı ataklar, yani Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Karabağ'da yaptığı bu atılma, İran kuzeyinde PKK'ya karşı özellikle yürüttüğü mücadele Avrupa'da çok büyük yankı buluyor. Özellikle Avrupa'daki PKK ve onların yandaşları Türklerin üzerine büyük bir baskı kurmaya çalışıyor. O baskıyı şunun üzerinden kuruyorlar. Oradaki iktidarların, yani Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da iktidarların üzerinden Türklerin üzerine bir baskı aracı kullanmaya çalışıyorlar. Biz de oradaki baskı aracını, yani orada kurulan baskıyı, Türklerin üzerine kurulmak istenen baskıyı sayfalarımıza taşıyarak büyük bir gündem oluşturuyoruz Türkiye'de. O yüzden sadece Aydınlık e-abonelik olarak Aydınlığa üye olan kişiler daha önce Aydınlığı okumuş kişiler değil sadece. Diğer çevrelerden de, yani kendini yalnız hisseden, bu mücadelede baskı gören diğer milliyetçi çevreler de artık Aydınlık e-abonelik kapsamında üye olmaya başlıyorlar. Çünkü bir tek Avrupa'daki Türklerin sesini gösteren, onların sorunlarını çözüm üretmeye çalışan tek bir yayın organı var Avrupa'da, o da Aydınlık Avrupa ekibi. Size bir istatistik de vereyim. Şu anda Avrupa'da en fazla Türk kuruluş olarak, gazete olarak abone sayısına ulaşan gazete Aydınlık Gazetesi. Bu da zaten yurt dışında Türkiye'de olan siyasi iklimin, özellikle dış politikada olan siyasi iklimin Avrupa'ya nasıl yansıdığını da gösteriyor. Biz de burada özellikle Türklerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi içerisinde dış politikada yansıttığı adımları, operasyonları, oradaki Türklere karşı bir baskı aracı olarak kullanmak isteyen PKK ve çevresine büyük bir cevap vermiş oluyoruz. Onlar da köşeye sıkışınca, dediğim gibi diğer Avrupa ülkelerinde bulunan iktidarlar üzerinden, üniversiteler üzerinden, sendikalar üzerinden Türkler üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz de oradaki Türklerin kendini yalnız hisseden, aslında yalnız değiller, onlar çok örgütlü bir Türk kitlesi var Avrupa'da. O yüzden zaten çok fazla hedef alınıyor. Onlar da örgütlü gücünün sesini duyurabilmek için Aydınlık Avrupa ekini kullanıyorlar. Yani çok önemli bir konu aslında Can Çakır, size de onu sormak istiyorum. Özellikle HDP üzerinden gitmemin sebebi de bu konunun Avrupa ve Amerika tarafından bir demokrasi malzemesi olarak kullanılabiliyor olması aslında. Yani Türkiye'de HDP sanki bir siyasi parti olduğu için kapatılıyormuş algısını yaratmak ve bunu aslında Avrupa'da yaratmak daha kolay belki de, ama HDP'nin bir terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu anlatabilecek ve bunu Avrupa'daki vatandaşların da Avrupa'ya anlatmasını sağlayabilecek en önemli gazete Aydınlık Gazetesi herhalde. Bunu aktarma açısından da nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Tabii ki öncelikle sağ çalışmalarıyla zaten bunu gerçekleştiriyoruz.
sahada insanlarla, okurlarımızla buluşaraktan doğrudan Türk milletiyle, Türklerle bir araya gelerekten onların gündemini her şeyden önce yakalayıp kavramaya çalışaraktan bu konuda en önemli adımlarımızı atıyoruz. Ancak yani gerçekten de Aydınlık Gazetesi her şeyden önce Türk milletinin örgütlü olmasının sesidir. Ve bu doğrultuda zaten yayınlarımızı yapıyoruz. Ve gerçekten HDP'nin yani demokratik bir parti görünümü sergilenerekten bu vurguyla burada öne çıkarılıyor olması ve Türkiye'de işte demokrasi adı altında aslında her defasında ben de severek kullandığım bir ifadedir. Demokrasi faşizmi adı altında aslında bir nevi Türk milletini milli kimliğinden koparmak isteyenlere karşı bir iç cepheyi bütünleştirip güçlendirmeye yönelik Türk milleti için bir çalışma yürütüyoruz. Tabii terörle mücadelesi, Türkiye'nin terörle mücadelesi de bu doğrultuda doğrudan doğruya Türk milletini etkileyen bir aşamaya geliyor. Sonuçta söylemiştim, ben de geçtiğimiz hafta FETÖ'nün içinde bulunduğu bir cami projesi, daha doğrusu farklı dinlerin, dinler arası diyalog adı altında bir din evi projesi için temel atma töreni gerçekleşmişti. Kim yapıyor bunu? Kim var bu projenin arkasında? Doğrudan bizzat Alman Devleti. Alman Devleti'nin fonlarıyla, desteğiyle doğrudan doğruya bu çalışma gerçekleşiyor. Yine terörle mücadele konusunda da yani PKK sorunu konusunda da aynısını görüyoruz. Burada bir Maide annemiz var. Maide annemiz bu akşam da zaten çıkış yoluna konuk olacaktı. Bunu da buradan tekrar ifade etmiş olayım. Maide anne ile iletişimimiz özellikle çok güçlü. Çünkü onun duyulmayan sesini aslında biz ilk olarak Aydınlık Gazetesi üzerinden çıkarmaya başlamıştık. Duyurmaya başlamıştık. Ve bu açıdan Aydınlık Gazetesi çok önemli. Aydınlık Gazetesi gerçekten Türk milletinin milli kimliğine sarılmasını sağlayan, yurt dışında yaşayan Türklerin kendi milli benliğine sarılan, doğrudan onlara hitap eden ve onlara daha çok özgüven veren bir gazete. Avrupa Ekini işte biz bu yüzden çıkarıyoruz. Şimdi Avrupa Ekini'nin önemi tabii bu haberleri yapıyoruz, dile getiriyoruz. Bunlar önemli. Önümüzdeki günlerde bize özel röportajlar vesaire de bekliyor olacak mı Avrupa'dan özellikle? Çünkü önemli bilim insanlarımız, sanatçılarımız Avrupa'da var. Keza orada yaşayan vatandaşlarımız önemli, emekçilerimiz var. Böyle bir röportaj silsilesi de olacak mı acaba? Tabii zaten biz hali hazırda başladık bu röportajlara. Son sayımızda Sayın Tayfun Keltek'le can arkadaşımızın röportajı vardı. Çifte vatandaşlık üzerine. Biliyorsunuz çifte vatandaşlık özellikle Almanya'da, Avusturya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde çok tartışılan bir konu. Biz de özellikle Türklerin yaşadığı büyük sorunlar ya da çözüm aradığı sorunlara yaklaşırken mutlaka oradan bir etkili isimle röportaj yapıyoruz. Dediğim gibi son sayımızda onunla ilgili bir manşetimizdi çifte vatandaşlıkla. Biz zaten hali hazırda bunu yapıyoruz. Tabii ilerleyen dönemlerde çok daha büyük isimlerle de röportaj yapmayı düşünüyoruz. Tabii biz sorunu önce tespit ediyoruz. Bu sorunu nasıl çözüm üretebiliriz? Kiminle beraber bu çözümü üretebiliriz aşamasında önemli röportajlar alıyoruz. Tabii geri dönüşler de çok olumlu oluyor bize. Özellikle sadece orada yaşayan vatandaşlarımız değil, diplomatlarımız da bize teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Özellikle Sayın Ozan Ceyhun, Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçimiz, kendisi son toplantısında bizi tebrik etti. Çünkü Avrupa'daki Türklerin sesini duyuruyoruz. Böyle güzel dönüşler de alıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz böyle haberler yapmaya devam edeceğiz. Yani Avrupa'da yaşayan Türkler kendilerini yalnız hissetmesin. Çünkü orada sorunlarının iletecek, çözüm arayabilecek bir araçları var. Ne mutlu ki aydınlık var orada. Ve bu aydınlıkla beraber kendi sorunlarını çözüm üretebilir, kendi haberlerini yapabilir. Hatta röportajlarını bile verebilirler. Şimdi gelelim asıl soruya. Aslında Aydınlık Avrupa Ekini nasıl okuyabiliriz Can Çakır? Nasıl temin edebilir vatandaşlarımız? Aydınlık kampanyamız bu doğrultuda hala devam etmekte. Zaten uygulamaya da hazırlamış olmakla birlikte, yayına sürmüş olmakla birlikte hemen doğrudan aslında vatandaşların çok büyük bir ilgisiyle karşı karşıya kaldık. İlk başta aboneliğini yenilemek isteyen mevcut abonelerimiz zaten doğrudan doğruya bize ulaştılar. Ve onların aboneliklerini uzatmakla bir çalışmaya başladık. Ve onun haricinde şimdi artık yeni insanlara daha önce aydınlığı
yeni yeni takip etmeye başlamış olan, daha önce duymamış, belki okumamış olan insanlarımız tabii Avrupa ekini de sayesiyle Avrupa'da Aydınlık Gazetesi'ne rastlıyorlar. Ve rastladıkça da ilgileri daha da artıyor ve onlar da hemen hızlıca abone olmak için bir yarışa girmiş durumdalar. Sıraya geçmiş durumdalar. Onların da aboneliklerini bugünlerde hızlıca tamamlıyoruz. Ve bu doğrultuda bütün milletimize de çağrımızdır. Aydınlık Gazetesi sayesinde yine Avrupa'daki Türklerin gündemine hakim olabilmek için herkes Aydınlık Gazetesi'ne abone olsun. Türk milletinin örgütlü sesini duyurmak için, daha güçlü bir şekilde duyurmak için bütün milletimizi Aydınlık Gazetesi'ne abone olmaya çağırıyoruz. E-gazetemiz burada çok daha büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü e-gazete okurları, e-abonelerimizin hepsi aynı zamanda Avrupa ekimize de ulaşabiliyor. Büyük bir arşiv, 10 yıllık bir arşive ulaşabilmek söz konusu e-abonelik üzerinden. Ve bu doğrultuda da bütün okurlarımızı, daha doğrusu bütün ilgililere Aydın'la abone olmaya çağırıyoruz. Hem Avrupa için hem Türkiye için iletişim numarası da KCM'imizde şu an yayınlanıyor. Vatandaşlarımıza biz de buradan çağrı yapmış olalım. Bir hatırlatma daha yapacağım. Aydınlık Gazetesi'nin 100. yılındayız. Avrupa Eki aynı zamanda oldukça anlamlı bir yıl içerisinde çıkıyor. Ne gibi çalışmalar var Aydınlık'ta? Şimdi Aydınlık'ta tabii çok güzel çalışmalar var. Yarından itibaren sürmanşetlerimizde göreceksiniz. 3 gün sürecek bu. Aydınlık'la ilgili sürekli 100. yılla ilgili böyle sürpriz yazılarımız var, sürpriz röportajlarımız var. Tabii bunlara ulaşmak için Aydın'la abone olmak gerekiyor. Eğer abone olursanız siz de Aydınlık'tan 100. yılı, biliyorsunuz 1921'de kuruldu Aydınlık Gazetesi. Ve o zaman biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı dönemi. Bugün de biz 2. İstiklal Savaşı'mızı, Kurtuluş Savaşı'mızı veriyoruz diyoruz. Bugünün gazetesi de Aydınlık Kurtuluş Savaşı'nı yansıtan, ideolojisini yansıtan gazetelerden, mücadelesini yansıtan gazetelerden. O yüzden 100. yılımız bununla ilgili çok önemli yazılara sahne alacak. Biz öncelikle tabii buradan izleyenlerimize, eğer Aydınlık Gazetesi'ne, e-Aydınlığa abone olmadıysanız lütfen abone olun. Türkiye'nin gündemini daha doğru takip etmek için, 2. Kurtuluş Savaşı'nın düşüncesini daha iyi benimsemek için Aydınlık Gazetesi'ne üye olmaya çağırıyorum. Bizi Aydınlık Gazetesi'nde sürprizler bekliyor o halde. Biz de merakla takip ediyor olacağız. Can Çakır, Avrupa Ekin'de 100. yıl için özel çalışmalar olacak mı? Tabii bu doğrultuda özellikle Avrupa Ekin'imizi çıkarmış olmak en büyük sürprizlerimizden biriydi aslında 100. yıl dolayısıyla. Ama onun haricinde önümüzdeki günlerde biz de Almanya'da, Avrupa'da bazı çalışmalar, yurtdışı okur buluşması gibi çalışmalar planlıyoruz. Tabii bir taraftan yaz dönemi olunca Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türklerin de tatil dönemiyle de çakışıyor. Bunu da bir taraftan tabii zorluklarını da çekeceğiz ama onun haricinde yaz dönemi bittikten sonra da Aydınlık, yani sadece 100. yılında değil, ilerleyen dönemde de mutlaka çok daha yani önemli bir iddia taşıyan ve önemli görevleri Türk milleti için önemli görevleri yerine getiren bir gazete olduğundan dolayı tabii bunun haricinde de, bunun ötesinde de önemli sürprizler okurlarımızı bekliyor olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Tüm vatandaşlarımızı biz de tekrar Aydınlık Gazetesi'nin 100. yılında Aydınlık Gazetesi'ne abone olmasını istiyoruz. Aydınlık Gazetesi Avrupa Ege Editörü Sayın Özgür Altınbaş ve Almanya temsilcisi Sayın Can Çakır bizlerle birlikteydi. Biz haberlerimize devam edelim. Üreticinin sesi olmaya da devam ediyoruz. Çay Üretim Merkezi Doğu Karadeniz'de üreticinin sorunları ulusal kanal programında masaya yatırıldı. 1938'de çıkarılan çay kanununun değiştirilmesini isteyen üreticiler kota nedeniyle özel sektöre mahkum kalmak istemiyor. Evet. Emeğimizin karşılanmasını, emeğimizin boşa gitmemesini istiyoruz kesinlikle. Özel ne kadardan alıyor? 4 liralık çayı 2 lira 80 kuruştan alıyor. Ne zaman verecek? Çaykur fiyatına 2 sene sonraya, peşin verirsen yarın. Anadan, babadan kalan çay üretimine zor şartlarda devam ediyorlar. Geçim kaynakları bu. Bu yıl 3.87 lira olarak açıklandı taban fiyatı. Üreticinin karşısına bir de kota sorunu çıktı. Çay ellerinde kaldı. Üretici de çayı yola dökerek tepki gösterdi. Daha sistemli bir tarım yapabilsek çiftçi de kazanacak, ülke olarak da kazanacağız.
Normalde biz çayımızı günlük satmamız gerekirken günlük çay satma şansımız hiç yok. Şu anda 20 kilodan çay satıyoruz. Onu da satamıyoruz. Ülkenin önemli ekonomik kaynaklarından olan çay, Ulusal Kanal özel yayınında enine boyuna ele alındı. Yaş çayın öyküsünü ve durumunu konuşacağız. Ve bu öyküdeki mağduriyetleri ve çözüm yollarını daha çok masaya yatıracağız. Genel yayın yönetmeni Sinan Sungur'un sunduğu programda üreticiler taleplerini sıraladı. Yani sadece çay toplamayla bitmiyor. Gördüğünüz gibi bugün sizde buranın yağmurunu, bunun muşambası, bunun çizmesi, bunun boğaçası, bunun makası, bunlar hep bir para. Üreticiler çay üretiminde ciddi sorunlar yaşıyor. Devlet bizi korumak için var. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceksek, Tarım Bakanlığı gibi bir devasa kuruluş neden var? Özel sektör çiftçiyi mağdur ediyor. Ürünü değerinin çok çok altında alıyor. Üreticiler özel sektöre mahkum olmak istemiyor. Bir çay kanunun bir an önce çıkarılmasını, çayda taban fiyat uygulanmasını ve artık bu işin son bulmasını istiyorum. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, 1938'de çıkarılan çay kanununun yenilenmesini talep etti. 81 yıl sonra bugünün şartlarında yenilenme ihtiyacı duyulmuş bir çay kanunu var. Yeni bir kanun istemiyoruz. Taban fiyatının altında alımı engelleyen, özel sektöre vade sınırlamaları koyan, makul bir şekilde üreticiyi koruyan. Fındıklı Ziraat Odası Meclis Başkanı Şendoğan Baltacı da özel sektör nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı. En azından özel sektörün de o fiyatı vermesini talep ediyoruz. Bu konuda yasal düzenlemenin mutlaka gerekli olduğunu düşünüyorum. Özel sektör yıllarca kapasitesini çok fazla arttırmıyor. Çaylık alanlarımız genişliyor. Çaykur'un daha çok ürün almasını talep eden üretici, piyasada özel sektörün değil, kendilerinin söz hakkı olmasını istiyor. 1,5 milyon olmasa da bugün 1 milyon çay alabilecek kapasiteye Çaykur'un sahip olması lazım ki özel sektör serbest piyasayı nerede kullanacak? Taban fiyatının üzerinde yarışarak kullanacak. Rize'de geçen sezon çay ithalatının yapılması da üreticiler için büyük darbe oldu. Bir de dışarıdan ithalat yapıyoruz. Bölgedeki üreticiyi sıkıntıya sokuyoruz. İthalatın yasaklanması gerekiyor. Üretmek istiyorlar ancak şartlar giderek zorlaşıyor. Çözüm için hükümete çağrı yaptılar. Birinci sürgünde bana şahsen kendi adıma söylüyorum hiçbir şey kalmadı diyebilirim. Çünkü bütün masraflarını çıkardıktan sonra benim elime kalan 2000 TL oldu. Biz tarımla uğraşan ya tarım ülkesiyiz. Tarımla uğraşan vatandaşları küstürmeye sanki yöneldi. Salgın sanat hayatını da olumsuz etkiledi. Sanatçılar ve sanat emekçileri maddi olarak zor bir süreçten geçiyor. Vatan Partisi Sanat Bürosu sorunlara 3 başlıkta çözüm önerisi sundu. Salgına karşı müziğin kurban edilmemesi gerektiği vurgulandı. Farkında her zaman olunmayan bir değere sahiptir. Salgın sürecinden olumsuz etkilenen müzisyenler zor durumda. Salgını bitirmek için yürüttüğümüz mücadele, salgına karşı duruşumuz müziği ve müzisyenleri kurban vererek gerçekleştirilemez ve başarıya ulaşamaz. Duruma kayıtsız kalmayan Vatan Partisi Sanat Bürosu soruna ilişkin basın açıklaması yaptı. Toplumun her kesimini oluşturan bütün bireylerin belki de her gün hayatlarına dokunan sanatın icralarına hak ettikleri değeri vermenin zamanı gelmiştir. Müzisyenlerin bu süreçte yapılan geçici destekler ve yaz döneminde kısıtlamaların gevşetilmesinin ötesinde kalıcı çözümler için yasal düzenlemelere ihtiyaçları vardır. Açıklamayı Sanat Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz yaptı. Cengiz, yapılması gerekenleri 3 başlıkta sıraladı. 1. Yaz dönemi için gevşetilen kısıtlamalarda müzik sektörünün çalışmasına yönelik yeni bir düzenleme acil olarak yapılmalıdır. Yaz dönemi için canlı müzik ve konser etkinliklerinin yapılmasına olanak verilmelidir. 2. Müzik Susmasın projesiyle kayıt dışı çalışan sektöre can suyu verilmiştir. Projenin devam ettirilmesi kararı oldukça yerinde ve doğru bir karardır. Fakat başvuru sırasında yürütülen uygulama tekrar gözden geçirilmeli, yeni bir başvuru süreci açılmalıdır. 3. Müzisyenlerin ve sahne emekçilerinin vergi mükellefi olarak çalışmalarını sağlamak için sanatçıya özel bir vergi düzenlemesi yapılmalıdır. Açıklamada müzik emekçilerinin salgında nasıl sorumlu davrandığı hatırlatıldı. Zaten kronikleşmiş bir sürü hastalığı vardı bizim müzik sektörümüzün bu zamana kadar. Pandemiyle bunlar su yüzüne çıktı.
tabiri caizse entübe oldu. Yani şu anda düğünler yapılabiliyor, kafeler, restoranlar açıldı. Bununla birlikte canlı müziğin de var olmasını gözeterek bir takım eklemeler yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca salgına karşı müziğin kurban edilmemesi gerektiği vurgulandı. Müzisyenlerin üretmeye, müzik yapmaya başlayacağı artık tam anlamıyla ve insanlarla buluşacağı bir iklimin yaratılması acil çözümler açısından öne çıkıyor. O yüzden... İlkokulların ardından ortaokul ve lise öğrencileri için de yüz yüze eğitim başladı. Peki yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okula uyumu nasıl sağlanabilir? Tatile kadar olan süreç nasıl değerlendirilmeli? İzliyoruz. Ben mutluyum. Gerçekten burada bir deneyim kazanıyoruz çünkü soru çözerken. Ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler uzun zamandır uzakta kaldıkları okullarına kavuştu. Elimizden geleni yapıyoruz. Sınava gireceğiz. Dönemin yüz yüze bitmesinin çocuklara olumlu motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Peki yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? Haftanın iki günü çocuklarımız okula gelecekler ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflar düzenlenecek. 2 Temmuz'a kadar okulların açık olacağını duyurmuştu bakanlık. Ancak 18 Haziran itibariyle karneler dağıtılacak. Geri kalan günlerde uzaktan eğitim devam edecek. Eğitimciler, ortaokul ve lise öğrencilerinin kademeli normalleşme ile yüz yüze eğitime kavuşmasının olumlu olduğunu belirtti. Evde rahat bir şekilde anlayamadıkları konuları yüz yüze öğretmenleriyle giderme şansları olacağını düşünüyorum. Peki öğrenciler okullarına nasıl uyum sağlayacak? Anne babalara hangi görevler düşüyor? 8. ve 12. sınıfların açık kalma süresi ara sınıflardan çok daha fazlaydı. Onlar aslında eğitim öğretimlerine bu noktada daha ciddi boyutta devam edebildiler. Benim çocuklara bir kere öncelikle söyleyeceğim şu var. Hepsi aynı koşuldalar. Kendilerini hep şunu hatırlatsınlar. Anne babalar için de süreç şöyle değerlendirilmeli. Pandemiden önceki bir süreçle kıyaslanarak değerlendirilmemeli. Eğitimciler 2 Temmuz'da sona erecek yüz yüze eğitimin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de ulusal kanala anlattı. Ara sınıftaki öğrenci için hasar tespit zamanı da olmalı. Yazın kendime nasıl bir program yapmam gerekiyor? 11. sınıf veya 7. sınıfta olan çocuklarımız gelecek sene sınav dönemine girecekler. 12. sınıf öğrencileri için bir fiil sınıf ortamında olmak onlara yani maskeli soru çözmeleri bile onlara ciddi bir deneyim. Eğitimde kısmi normalleşme süreci yaşansa da hala uzaktan eğitim gören çocuklar var. Tabletleri yok. Telefondan canlı dersleri takip etmek de oldukça zor. Onun için de internete ihtiyaçları var. Siirt'te lise ve ilkokul öğrencileri yaşadıkları sorunları anlattı. Yeşil kartlıyız. Yani bu tablet bize verilmedi. Hocalar bazen soruyor niye canlı derse katılmıyorsunuz? Telefon yok diyoruz. Diyor telefon bulabilirsiniz. Nereden bulacağız biz? Uzaktan eğitim çıkmazında mağdur olan öğrenciler sorunlarının giderilmesini istiyor. Ben de giremiyorum. 5 kardeşiz. 5'imizde birimiz girerse de 4'ümüz kalıyoruz. Ne diyorsa da öğretmenimiz arıyor. Sonra bize diyor siz niye derse girmiyorsunuz. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler internet sorunu yaşadı. Kimine tablet bile gitmedi. Bir evde birden fazla çocuk olunca EBA TV de yetmedi. Canlı derslere katılamıyoruz. Bir iki sefer olsun ben katılabiliyordum ama hiç kardeşim katılmadı. Biz tablet istiyoruz sadece. Her öğrenciye basılı eğitim destek paketi verdik. Öğrencilere kitap, televizyon ve tablet dağıttık. Sıfır erişim bana rasyonel gelmiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tekil sorunlar dışında büyük mağduriyetler yaşanmadığını söylemişti. Bakanın da işaret ettiği o tekil sorunlardan biri de Siirt'te okuyan bazı öğrenciler. Uzaktan eğitimde sorunları hala aşamadılar. Telefonum yok. Ablamın telefonu var, internet yükleyemiyor. İnternet yüklese de yetmiyor ikimize, iki kardeşimize yani. Öğrencilerin tek isteği okumak. Benim demek istediğim bu ülkenin hani güzel insanları, güzel öğrencileri olmak istiyoruz. PKK'nın hain saldırısında hayatını kaybetmişti Aybüke öğretmen. 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yummuştu. Henüz 22 yaşında hayata veda eden Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 4. yılında unutulmadı. Meslektaşları onun için bir klip hazırladı.
PKK saldırısında yaşamını yitiren müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında meslektaşları tarafından anıldı. Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Hakan Önsöz ve öğrencileri Aybüke Yalçın için Adı Aybüke isimli bir şarkı hazırladı. Öğretmen Hakan Önsöz, sözleri ve bestesi kendisine ait olan şarkıya klip çekmek için meslektaşlarından yardım aldı. Türkiye'nin dört bir yanından ortaokul, lise ve üniversite öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı sosyal medyada kısa zamanda büyük beğeni topladı. Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz, minnetle anıyoruz. Şimdi günlüğü burada sona erdiriyoruz ama deniz salyasıyla mücadele için seferberlik devam ediyor. Bu seferberlik çalışmalarını da Dilek Doğan yakından takip ediyor. Şimdi yine Dilek Doğan'a döneceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da açıkladığı üzere sanatçıların, bilim insanlarının ortak aklı çalışmalarıyla bu seferberlik yürütülecekti. Şimdi Dilek Doğan'ın yanında çok özel bir konuğu da olacak. Sözü Dilek Doğan'a bırakalım. Evet, Seda Hanık, deniz salyasıyla mücadele devam ediyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra büyük bir seferberlik başlatıldı. Vatandaşların da desteği oldukça önemli tabii. Oyuncular, sanatçılar da destek veriyorlar bu temizlik çalışmasına. Şimdi yanımızda Şoray Uzun var. Oyuncu efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ekran başında sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm izleyicilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, çok teşekkür ederiz. Tabii deniz salyasıyla büyük bir mücadele başladı dedik. O deniz salyası tabii denizin yüzeyi kadar denizin dibindeki canlılara da oldukça zarar veriyor. Siz de buna destek veriyorsunuz çalışmalara. Tabii eylem planı açıklandı. Neler söyleyeceksiniz? İlk aklıma gelen, bu sene hamsi severler hamsi bulamadılar. Geçen seneden itibaren rekoltesi düşen hamsiyi bu sene neredeyse sofralarımızda göremedik. Onun sebebi bu görmüş olduğunuz, adına müsilaj dediğimiz deniz salyası, denizdeki mikroorganizmaların ölmüş hali. Müsilaj deniz salyası, plankton diyebileceğimiz o küçük mikroorganizmaların oksijen ve kirlilikten, yeterli oksijen seviyesinin altında olması nedeniyle Marmara Denizi'nin bu canlıların ölmesi, bir denizdeki balıklarımızın başta hamsi olmak üzere bütün gıdalarının ortadan kaybolması demek. Bu birinci etkisi. İkinci etkisi bir kirlilik. Üçüncü etkisi bir baba ve kısmet olursa dede olmak isteyen biri olarak hani gelecek nesillerimize böyle bir çevreyi bırakmamak adına 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız bir seferberlik ilan etti. Hemen 3 gün sonra burada çalışmalar başladı. Buradaki çalışmalar deniz yüzeyini temizleme noktasında. Biz bu deniz üzerindeki bu kirliliği temizleriz. Bunu yapabiliriz. Bu zor olmakla beraber, biraz vakit almakla beraber çözemeyeceğimiz bir şey değil. Ama esas yapmamız gereken şey bu kirliliğe sebep olan gerekçeleri ortadan kaldırmak. Bunun için de tüm kurumlar burada, devletin en üst yetkili mercileriyle beraber bakanlık nezdinde Marmara'da kıyısı olan bütün büyükşehir, iller, diğer belediye başkanları, sayın valiler, kaymakamlıklar, bütün yetkililer bir arada ve bu kirliliğe sebep olan organizmanın esasında bir ideolojik görüşü, bir partisi yok. Bu bizim ortak sorunumuz. Bu sorundan hepimiz muzdaribiz. Yani başka bir görüşte olan da muzdarip, olmayan da muzdarip, yaşlısı da muzdarip, genci de muzdarip, yerlisi de yabancısı da, bu bizim ortak sorunumuz. Yapmamız gereken bu sorunu ortadan kaldırmak ve bu sorunu ortadan kaldırırken beraber olmak. Benim bugün gördüğüm bu birlik ve beraberlik, her kesimin ortak sorun karşısında bir araya gelmesi ve bunu hemen yapması, bu refleksi hemen göstermesini çok anlamlı buluyorum. Kendimce bugün karşılaştığım, tanık olduğum manzara çok hoşuma gitti. İçinde bulunmaktan büyük bir onur duydum, büyük bir keyif aldım. Denizden ve karadan müsilajı temizleme çalışmalarına başladık. Bu Marmara'yı temizlemek adına yaptığımız seferberliğin ilk adımı. Bundan sonrasını atacak olan yetkililerimiz de bu kirliliği sebep olacak gerekçeleri ortadan kaldırmak noktasında olacaktır. Çözüm için hep birlikte izliyorsunuz. Sadece şey yetmiyor yalnız, bu yetkililerin yapması ya da sadece devlet kurumlarının, belediyelerin
bu işe el atması bu işi çözmüyor maalesef. Bütün toplum olarak, burada yaşayan insanlar olarak her bir ferdimiz bundan sorumluyuz. Bu bilinçle hareket ettiğimiz zaman zaten sadece Marmara Denizi değil, kirlilik değil, çevreyle ilgili değil, bizim çözemeyeceğimiz sorun yok. Yeter ki beraber olalım, ortak sorunlar karşısında beraber yan yana gelelim. Kim olduğumuzun, ne olduğumuzun, ideolojimizin, inancımızın ne olduğunun ikinci plana iterek öncelikli hedef olarak bu ortak sorunumuzu ortadan kaldırmaya çalışalım. Bugün yaptığımız da bu. Buna tanıklık etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Tarihi bir an bu. Ortak bir sorunda bir araya gelebildiğimizi, çok çabuk bir araya gelebildiğimizi ve sonuca ulaşabildiğimizi gördük. Bu çok kıymetli benim için. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim Sayın Uzun'la konuştuk. Şoray Uzun'la konuştuk. Tabii o da seferberliğin içinde yer alıyor. Çok büyük bir seferberlik başlatıldı. Temizlik işlemleri sabah saatlerinden itibaren başladı. 7/24 esasına göre de devam edecek. Ve şu anda deniz salyasının yüzeyden temizlendiğini görmemiz mümkün diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım.